daha sevgili dostlar duyuruyorum. Artemis projesinin bilinmeyenlerini konuşacağız. Bu konuları ilk yazan isimlerden ve Türklerin uzaylı atalarını konuşacağız. Bu konuyu ilk yazan isim bu konuda iddialı Ali Bektan. O yüzden Ali Bektan yorumuyla, araştırmalarıyla Türklerin uzaylı ataları. Evet, benim ofiste kaldı. Ben yanımda şunu getirdim. Direkt o da var bende. Önemli röportajların var, Kızılderililerin açıklamaları var. ABD seçimlerine karışan UFO'lar meselesi var. Bu kitap da o yüzden çok kıymetli. Ama Türklerin uzaylı ataları, ben onu evet ofiste bıraktım. Şimdi öncelikle bizim Mu kıtasından başlamamız gerekiyor. Değil mi Ali Bektan? Neden bu mesele, Türklerin uzaylı ataları meselesi Mu kıtasına uzanıyor? Mu kıtasını biliyoruz ama uzaylılarla ve Türklerle de biliyoruz. Uzaylılarla bağlantısı nedir? Anlatır mısın bize? Şimdi genel olarak çerçevede şu var. Türklerin kökeni konusu. Efendim nereden geldik? Asya'dan geldik. Güzel. Asya'ya nereden geldik? Yani Asya'da maymunlukta 1 milyon yıl önce insana mı döndük? Mesele bu. Öyle bir şey yok. Yani Allah insan olarak yarattı. En son Adem'i yarattı. Ondan önce Ademler yarattı. Yani ama son olarak Adem'in gelişi her türlü bilgi donanımla dünya üzerine geldi. Tabii bizim hocaların atladığı bir şey var. Efendim işte Adem'le Havva cennetteydi. İşte yılan kılığında şeytan geldi. Onlara yasak elmayı yedirtti. Şey yaptı. Konuşursak o biliyorsun Tevrat'a giriyor zaten. Hadi, öyle gözüküyor. Elma dersek o. Yani sonuçta ama ondan önce dünya hazır. Yani Hazreti Adem'le Havva'nın cennette olduğu zamanlarda, zaman diliminde dünya var, evren var. Bir anda oradan çıkıp dünyaya indiriliyorlar. Yani hazır bir şekilde ve Adem de böylelikten geliyor zaten. Yani donanımlı, bilgili. Nasıl bilgisayar almaya gidiyorsunuz, laptop alıyorsunuz. Fakat içine bir sürü programları almak zorundasınız. Virüs programı olsun, işte ne yazacaksa Word'ü, şuyu, buyu falan. Yani bunun gibi birçok akıl, zeka ve şey üstün olarak geldiği konusu. Çünkü Uzay Ayetleri Tefsiri kitabında Celal Yeniçeri Hoca'nın Marmara İlahiyat Fakültesinden emeklidir. Hocanın kitabında da bu şey var. Bir gün Peygamberimiz Mekke'de Kabe'yi tavaf ederken yanında bir garip adam beliriyor. Ve merak ediyor, soruyor. Sen kimsin diyor. Ben seni daha önce hiç görmedim diyor. Ya Muhammed diyor. O da diyor ben diyor. Senin neslinden diyor 40 bin nesil önceki nesildenim diyor. Yani bu noktada daha önce insanların yaratıldığı modern akıllı zeki varlıkların dünya üzerinde olduğu Adem'den önceki nesillerden bahsediyor. Bunu da 50 yıla vurursanız 2 milyon yıla doğru dönüşüm yapar. Şimdi 2 milyon yılda dünyanın varoluş düzeni içer. 4,5 milyar diye kabul ediliyor ya dünyanın yaşı. 2 milyon yılda fazla bir şey olmuyor insanın varlığıyla alakalı. Tabii Mu kıtasından geldik mi? Evet, Pasifik Okyanusu'nda batan bir kıta. 12 bin yıl önce tufanla yok oldu. Yani tufan dönemi. Artı öbür süper güç Atlantis'te yok oldu. Atlantik Okyanusu'ndaki. Afet öncesi orası diye tanımladık. Tabii tabii. Yani günümüzden 12 bin yıl öncesi, milattan önce 10 binlerde. Şimdi tabii bu noktada Mu kıtasından kurtulanlar, gelenler işte Asya'ya yarış, Hindistan'a geldiler. Ve bu olay şöyle ortaya çıktı. James Church Ward isimli bir albay Hindistan'da görevliyken o noktada bir gece bir manastırda kalıyor. Orada rahiplerle konuşuyorlar. Rahiplerden biri diyor ki bizim atalarımız diyor Pasifik'te diyor batmış olan bir kıtadan buraya kurtulup geldiler diyor. Ya nasıl diyor işte böyle böyle orada diyor Mu kıtası vardı. Bunlar diyor bunları şey yaptılar. Çok bilgili insanlardı. Büyük zekalardı. Buraya geldiler. Baktığı zaman Hint uygarlığının temeli oradan kaynaklanıyor. Müthiş şehirler, sanat ve sırlarıyla birlikte Hindistan hala dünya nezdinde, insanlığın nezdinde bir gizemlerini saklıyor ve hala devam ediyor. Ve albay çok merak ediyor. Ondan sonra diyor ki bizde diyor mahzenlerimizde diyor tabletler var diyor.
Bu taş tabletlerde diyor, işte dil var, şey var, uygarlıkla ilgili tüm bilgiler o tabletlerde diyor. Kullananlar tabletlere yazdırılmış, yazmışlar veya yazdırmışlar. Bu bilgiler var. Churchward bunun üzerine şöyle yapıyor. Göreyim, çalışma yapayım falan diye. Önce kabul etmiyorlar falan. Uzun ısrarlarından sonra mahzenlere iniyorlar yer altında ve o taş tabletleri notlarını alıyor, çözümünü alıyor falan. Churchward bunun için uzun yıllar çalışıyor. Yani bir 30 yıl veya daha fazla bu konuda çalışıyor. Ve sonrasında 1920'lerde İngiltere'ye döndüğünde oturuyor Mu kıtası, Mu kıtasının çocukları diye Mu üzerine 3 tane 4 tane kitap yazıyor. Ve burada Pasifik Okyanusu'nda müthiş bir uygarlığın varlığını ispatlamaya çalışıyor. O sıralarda William Niven diye bir arkeolog da aynı dönemde Meksika'da Mayaları araştırıyor. İlginç olan. Çünkü Mayalarda atalarımız diyor, bu diyor okyanusun ötesindeki kıtadan batınca büyük gemilerle buraya geldi der. Burada Maya uygarlığını kurdular ve Mayaları da yaptılar. Yani eğittiler, büyük uygarlık oldu, kentleri, şehirleri falan. Güney Amerika uygarlıkları içerisinde Mayalar çok çok ön planda olan bir uygarlık. O noktada Cumhuriyet kurulduktan sonra bu sefer Türklerin kökenini çok araştırmak isteyen Mustafa Kemal şey yapıyor. Ve bu kitapları da duyunca İngiltere'den getirtip tercüme ettiriyor. Mu kitaplarını James Churchward'ın yazdığı. Ve ilginç diyor, not düşüyor okudukça 70 bin ila 200 bin yıla dayanıyor. Yani milattan önce 70 bin ila 200 binlik bir sürece dayandığını düşünüyor. Sonra Niven'ın Meksika'daki araştırmalarını duyunca bu sefer oraya bir elçi atıyor. Tahsin Maya Tepeki. Şimdi Tahsin Bey'in gidişi çok enteresan. Genelde elçi olarak gidiyor. Meksika'da hem o Türklerin kökenini araştırıyor Mayalarla ilgili hem de elçilik görevinde. Sonu dönünce soyadı kanunu çıkınca da hem Maya alıyor hem Tepeki alıyor. Şimdi tabii Maya dilinde çok fazla bendeki eski kaynaklarda epey var onları. Şöyle söyleyeyim, çok Türkçe kelime var. Yani bunlardan bir tanesi, onla Mayalar Tepek diyorlar tepeye. Biz Tepe diyoruz. Bir arada K harfi var. Hatun ismi aynı. Nan ismi aynı. Daha bunun gibi çok fazla kelime buluyor. Çünkü onun raporu gelmişti. Raporu bende var. O raporu bir halletmemiz gerekiyor da bir çıkışını almam lazım. Çünkü o 106 sayfalık raporda notları ve şeyleri var Tahsin Bey'in. Bu müthiş bir çalışması ve çok ilginç, ilgiyle karşılanıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkçe nerede? Meksika'da. Hadi Asya diyelim, aradaki binlerce kilometreyi düşünün. Koskoca Pasifik Okyanusu var. Dönüyorsunuz, Anadolu'daki konuşulan şeyler, dilin, Türkçenin birçok kelimeleri orada. Yani bir ortak bir havuz var. Şimdi tabii James Churchward'ın bulduğu şeyler, bilgiler içerisinde çok önemli bir nokta şu. Felaket olacağı zaman Mu kıtası batarken insanlar, 64 milyon insan ölüyor. Oradaki nüfusu da çözüyor. Kayıtta var. 64 milyon. Ve o felaket olurken saydam duvarları olan mabetlere koşuyorlar. Şimdi saydam duvar dediğiniz zaman bu cam anlamına gelir. Yani şey açısından. Ve orada çok büyük bir uygarlık olduğu için insanların tabii yozlaşması ve dünyanın şeysi ve tufanın oluşmasıyla uygarlık denizin derinliklerine batarken Ramu'ya koşuyorlar. Ramu denilen kişi rahip kral olarak diyor ki bizi kurtar diyor halk. Ben diyor sizi kurtarırım. Mu'nun rahatsız. Ramu. Mu'nun rahatsız yani. Ama sonradan tabii Mısırlılar bunu güneş tanrısı Ra'ya çevirdiler. Ona da Churchward'da kızmıştır aslında o noktada onlar yozlaştırdığı için. O noktada Ramu şunu söylüyor. Siz diyor Tanrı'ya çok karşı geldiniz. O yüzden yok olacağız. Yok olacaksınız. Sizin yerinizde yeni nesiller gelecek. Onlar daha iyi bir şekilde Tanrı'ya hizmet edecekler diyor. Ve tabii kıta batıyor. Şimdi kıtanın batma şeysini bilim dünyası falan pek ilgilenmiyor. Zaten 1940'lar, 2. Dünya Savaşı ve savaş sonrası. Bu
Bu sefer yeni yeni çıkmaya başladı ortaya. Neden derseniz, Japonya açıklarında batık kentler bulundu deniz altında. Yani bayağı büyük şehirler, tapınaklar, yollar. Benzeri Amerika'da bulundu. Florida ve den itibaren Amerika'nın kuzeyine kadar, Philadelphia'ya kadar çıktığınız o noktalar içerisinde şehirler, yollar falan bulunuyor. Yani duvarlar, heykeller, hani aklına alınca çok şey var. Araştırmalar, yeraltı, denizaltı araştırmaları çoğaldıkça buralarda bu şeyler, batık kentlerin varlığı ortaya çıktı. Ve Mu kıtasının tam onaylanması şöyle oldu. Bu tabii biliniyor, bilimsel olarak biliniyor. Bizim araştırmacı, gazeteciler olarak, yazarlar falan bir grup içerisinde biliniyor. Ama 2003 Aralık ayıydı galiba. Ya 2003-2004, yani tam hatırlayamıyorum. Biliyorsunuz meşhur bir tsunami meselesi oldu. Yani Endonezya tarafından başlayan bir tsunami bütün adaları, Hindistan'ı, Seylan'ı ve oradan da Afrika kıyılarını vurdu. Şimdi arada binlerce kilometre var. Sadece bir tsunami ve ölü sayısının 300 binden fazla olduğu konuşuluyor. Tabii kayıtlarda olmayan kabilelerin, Afrikalıların veya başka yerdekilerin neler olduğu da bilinmiyor. Bu sayının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor. Şimdi sadece bir tsunamide 300 binden fazla insan ölüyorsa, o zaman bir kıtanın batışında böyle 64 milyon insanın ölmesi de çok çok normal bir olay. Ben kutsal 2003 yılında... Araştırmacıların ikiye bölündüğü Hyperborea, ki benim çok sevdiğim bir alandır. Onun Hyperborea olan o ve Atlantis'i de hesaba katarsak, o yüzden zaten afetten önce Atlantis de aynı dönemde. Evet. Evet. Şimdi bu iki uygarlığın bir kere uçan gemileri var. Uzay gemileri var. Nükleer füze ve bilmediğimiz enerji kaynakları var. Çünkü Atlantis de aynısıydı, Mu kıtası da aynısıydı. İki süper devlet dünya bunların ellerindeydi. Değil mi Ali Bekten? Gelişmiş bir topluluk. Çok büyük gelişmiş bir topluluk. Yani bu konuyla ilgili müthiş şeyler, bilgiler var. Ben 2003'te kutsal kitaplardaki uzay bölümleri üzerine çalışırken, yani hem Kur'an'dan başladık araştırmaya, sonra bir Tevrat'a bakalım dedik. İncil'de fazla az bir bölüm var. Hezekiel'in uzay gemisi görmesi konusu, ki o konu üzerinde onun verdiği bilgilerle uzay gemisi yapan NASA mühendislerinin çalışmasını falan bulmuştuk. O arada bu sefer Türk efsanelerine girince inanılmaz işler ve şeyler çıkmaya başladı. Mesela M.Ö. 17.000'de Çin kayıtlarının olduğu bazı kitaplar bulduk. Çin kayıtlarında uzay gemilerinden tutun da uçan bugünkü uçaklara ve şeylere kadar uçan gemilerden Uygurların, ki Mu'nun bir kolonisiydi Uygurlar. Uygurların İngiltere kıyılarına kadar Asya'yı, Avrupa'yı kontrol ettiğinden bahsediyorlar. Yani dünyadaki şu anda en eski uygarlık olarak kişisel olarak baktığımızda birincisi Türkler, ikincisi Çinliler, üçüncüsü ise Hintlilerdir. Yani binlerce yıllık geçmişimize baktığımızda derin bir uygarlıktan gelen bu güç şeyler budur. Onun dışında ırk olarak da Afrika kökenliler var. Yani bu kaynaklar içerisinde şunu söylüyor. Şey noktasında Gobi deniz o sıralar. Milattan önce 17.000'de deniz halinde. Çünkü bizim kavimler göçü diyoruz. İşte milattan önce 1200'de ayrıldık Asya'dan falan şeysi bahsediliyor, ama bu iklim değişikliğine neden oluyor. Çünkü iklim değişikliğinde Sibirya'nın bugün buz kara dönüşümü, ondan önce ılıman iklimde olması ve dünyanın dönüşümünden alakalıdır. Yarım derece zaten yörüngeden sapsak inanılmaz derecede dünya allak bullak olur. Yani çok büyük şeyler olur. Tabii iklim değişikliği söz konusu oluyor ve iklim değişken biz Asya'dan ayrılıyoruz. Ve Gobi'de denizken çöle dönüşüyor. Şimdi Türk efsaneleri içerisinde çok büyük bilgiler var. O bilgiler içerisinde özellikle Oğuz Kağan destanı bizim için çok önem taşıyor. Tabii Mu battıktan sonra öncelikle Gobi denizinde adalar var. Çok büyük bir şey. Bugün Gobi çölü çok büyük bir alan kaplıyor. Orada adalar var. O adalara
bazı uzay gemileri ve kapsülleri geliyor. Ve o gemilerin içerisinde bebekler var. Düşünüyor musunuz? 5 tane, 8 tane, 10 tane çocuklar geliyor. Ve o çocuklar bayağı bebek olarak, hani nasıl yeni doğmuş bebeklerin kondu kuvvetleri falan biliyoruz hastanelerdeki. Onun gibi ve adaya gelince hemen onların geldiğini fark eden halk hemen koşup o bebekleri oradan alıyorlar ve onları büyütüyorlar. Büyüttükten sonra han olarak başlarına geçiriyorlar. Ve enteresan bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir çocuklar geliyor, bir yerden bir çocuklar, bir gemilerin içerisinde, bir kapsülün içinde. Çünkü girdikleri zaman içerinin içinde bir ışık şeysi ve ışıkla birlikte güzel bir, hafif bir müzik şeyleri duyuyorlar. Yani müzik falan da bulunuyor. Bir ritim olabilir, bir yani farklı bir sestir. Müzik derken böyle hani... Tabii. Şimdi biz bunun benzerini hangi filmde gördük? Görüyoruz hala devam eden. Superman'de görüyoruz. Hatırlayın Superman filmini. Anne baba gezegen yok oluyor ya. O sırada bebek olan çocuklarını kurtarmak için uzay gemisine koyuyorlar. Sistem zaten kendiliğinden çalışıyor. Uzaya gönderiyorlar. Ama bütün bilgilerini donatarak gönderiyorlar. Ve sonunda o da buluyor dünyada. Sonra ne oluyor? Bir çiftçinin Amerika'da tarlasına düşüyor. Annesi babası onu biliyor. Onlar büyütüyorlar. Benzeri burada çıkıyor karşımıza. Onun üzerinden ben efsanelere gitmeye başladım. Döndük en büyük efsaneye geldik. Oğuz Kağan destanı. Şimdi Oğuz Kağan bizim Türklerin ilk köken, ilk büyük lider ve şey olarak kabul ettiğimiz bir zat. Oğuz Kağan ne yapıyor? Bir ormanda canavar vardır. Bir ejderha olarak kabul ediliyor. Onunla savaşa gidiyor. Ve onu öldürüyor. Çünkü insanlara zarar veren bir yaratık. Bu sırada hava kararıyor ve gökyüzünden birisi iniyor. Işınlanma. Nerede bulduk? Star Trek'te. Yani 1966'da Amerikan televizyonları gösteren Uzay Yolu dizisinde biz ışınlanmayı gördük. Işınlanma çalışmaları var mı? Hala bugün Amerika'daki bilim adamı ışınlanmayla zamanda yolculuk üzerine çalışıyorlar. Işınlanmada ileri gittiklerini de söyleyebilirim. Maddeleri bir yerden bir yere ışınlayabiliyorlar ama velakin insan ışınlanmasında sorunlar hala devam ediyor. Çünkü insan atomları ayırıp da tekrar bir gittiği yerde birleştirmek çok zor bir iş. Yani bu mekan değişikliğine mi? Fiziki mekan değişikliğine mi? Tabii ki. Yaklaşma en azından. Tabii. Sonrasında şey geliyor, işte kadın geliyor ve onu alıyor, obasına dönüyor ve şeyde onunla evleniyor. Onun soyundan Oğuzların Bozoklar Kolu oluşuyor. Şimdi Oğuzların Bozoklar Kolu Gün Han, Ay Han ve Yıldız Han'dır. Bunların tabii köken biraz uzaya bağlı olduğu için Konya Karaman bölgesinde Rumeli Türkleri de Oğuzların Bozoklar Kolu'dur. Konya Karaman bölgesi de onların soyundan geldiği için bu konulara meraklı çok arkadaşım var. Eş, dost, okurlardan da aynı şeyi de var. Emin olun hep şey Konya Karaman'dan çıkıyor. Yani öyle bir şeyimiz var, merakımız var yani. Bizim bir şey bizi çekiyor. Onu bir söyleyeyim. Bir gen şeysi var. Tabii onun dışında bazı şeylerden bundan bir tanesi ordusuyla savaşa giderken yolda bir UFO görüyor. Böyle bir enteresan uzay gemisi görüyor. Ne olduğunu çözmeye çalışıyor. Bunu Ali Bekten. Bayağı metalik. Oğuz Kağan. Oğuz Han görüyor ve bunun üzerine orada bir grup bırakıyor. İncelesinler, korusunlar ve şey yapsınlar diye. Sonra yola devam ediyor. Bir gece çadırına şey giriyor. Mavi Bozkurt giriyor. Ve Mavi Bozkurt konuşuyor. Diyor ki ey Oğuz sen beni takip et. Ben sana savaş için yol göstereceğim diye. Şimdi Mavi Bozkurt diye bir şey yok doğada. Bozkurt bildiğimiz şekilde dışında yok. Mavisi. Ben dedim ki o zaman çok basit. Bayağı robot. Robot köpek yapılmıştı. Ben kitabı yazdığımda Japonya'da robot köpeği yapmışlardı. Robot köpeği gönderiyorlar, gidiyorlar uzaktan. Kamera kontrol ediyorlar falan. Yıl 2003 yani bu kitabın yazılış şeysi. O noktada ilk siparişi Amerikan ordusu verdi. Varlık olmakla sınırlı değil mi? Sadece mitolojik bir varlık olmakla sınırlı değil mi? Değil.
Şimdi günümüz teknolojisine baktığımız zaman böyle bir şey doğal. Yani böyle bir robotun olması ve gelmesi, ona yol göstermesi çok basit. Zaten Japonların yaptığı robot köpeği ilk siparişini Amerikan ordusu verdi. Irak savaşında şeyde kullandılar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Çok basit. Efendim şey tarafında bir savaş meselesi var. İşte nerede Silivri tarafında düşman var mı yok mu? Şimdi asker gönderseniz yakalanabilir, vurulabilir, her türlü şey olur. Ama bir köpeği gönderirseniz ve onun kameraların etrafı iyice çekim yaparsınız, kimse anlayamaz. Bu kadar çok basit bir şey, mantık yürüttüğümüzde ve teknolojiyi düşündüğümüzde bu varlığı çıkıyor ortaya. Onun ardından tabii şey içerisinde birçok efsaneler, yaratılışta şey olsun, gökyüzünden bağlantılar olsun, şey olsun, çok büyük bilgiler ve şeyler var. Söz konusu olan bölümler var. Tabii bu bir yerde Atatürk'ün araştırmasının devamı niteliği oldu bende. Ve uzaylı ismini de şundan koyduk kitaba, yayıncıyla birlikte. Amerikalılarla görüşme yaptıktan sonra Eisenhower 24-25 Şubat 1954 tarihlerinde üstte resimler çekiliyor. Fakat Amerikan başkanının yanında Amerika'nın bir numaralı bilim adamı var. Adı Albert Einstein. Ve Einstein daha sonrasındaki röportajlarında UFO'lar gerçektir, dünyadan giden bir ırk bizi kontrole geri geliyor demiştir. Böylelikle UFO'lara da onay veren bilim adamıdır. Şimdi o açıdan kitabın ilk baskısına da bunu arka sayfaya koymuştuk. Çünkü bizim inanılmaz bilgilerimizin dışında uzay ve dünya bağlantısı içerisinde ayrıca Çin'de de var. Yani Çin'de inanılmaz derecede Çin kralları, imparatorları bile bu konularla ilgilenmişler ve gelen gidenler var. Yani bir bağlantıları da onların söz konusu. Bugün o gizli bilgilere ulaşanlar, gizli bilgileri çözebilecek olan Çin ve Hindistan'ın bilimsel olarak bir büyük bir teknolojik keşif yapabileceğini düşünüyorum. Yani cevap verirler. Ekim ayında bir açıklama çıkmıştı. Ben de tarihini hatırlayamadım da ona bakıyordum. Sen Albert Einstein'ı söyleyince Ali Bek'ten. Evet. Onun asistanlığını yapan Shirley Wright doktor. Ünlü fizikçinin yani Einstein'ın 5 uzaylıya otopsi yaptığını iddia etmiş. Hatırlıyorsun Ekim ayında, daha çok yeni bu yıl. Roswell'e düşeni diyorsun. Olabilir. Çünkü Roswell doğru. Üzerinde çalışmalar yaptığını yürütmüştü ve 5 uzaylıya otopsi yaptığını. Daha yeni Ekim ayında çıktı bu açıklaması. Evet. Einstein'ın bir dönem asistanlığını yapan Shirley Wright söylemiş. Şimdi ben şöyle bir dergiler göstereceğim. Planet dergileri. Bu 1981 82 arası galiba. Evet, 81'den 80-81 yıllarında yayınlandı. Ruh Madde Yayınları tarafından. İnanılmaz şekilde Roswell olayın çok detayları vardır. Roswell'deki araştırmanın ve düşen UFO'lardan çıkan cesetleri alıp götürdüler ki 1-1,5 metre boylarındaydı. Bunlar morga toplandı, orada şey yaptı, incelendi. O arada bu konuda UFO ve uzaylılar konusunda çok ilgisini çeken bir adam vardı. Adı David Rockefeller. 2017 yılında 102 yaşındayken öldü. Kendisinin tıp enstitüsü var New York'ta. Onun başındaki profesörü de gönderdi. Bu otopsilere o da katıldı. Einstein'ın da katılmış olması çok doğal. Çünkü o tarihlerde yani 54'te Amerika'nın en önemli bilim adamı o kabul ediliyor. Atom bombasının projesinin fikir babası oydu. Destekçisi oydu. Ama sonradan bu bombalar patlayınca Japonya'da epey bir hata yaptığını, bunun tehlikeli olduğu üzerine bir mektup yazıp başkana gönderecekti, gönderemeden öldü gibisinde bir efsane falan var. Doğru mu değil mi? Ne kadar belli değil. Biraz günah çıkarmış gibi. Peki Rockefeller niye ilgilendi Roosevelt'le? Çünkü o dünya dışından gelenlerden teknoloji alma konusu vardı ve
o konu içerisinde bilgi çok önemliydi. Aldığı o bilgilerin peşinde düştüler ve o bilgiler alındı. Taksit taksit bilgi alındı. Çünkü ben Amerikan uzay sırlarını yazdığımda Amerika uzaylılardan teknoloji alıyor diye yazmıştım bunu. 2004'tü herhalde tabii. O zamanki ilk baskımız. Ondan bu tarafa bu Stuart Sverdlov geldi. Yani bu Amerikalıların şeyinde, Amerikan gizli deneylerinde yer alan adam bayağı uzaylılardan falan da çalıştığını söyledi. Ve bana anlattığı benim teorilerimi ispat etti ve onayladı. Dedi ki evet, teknoloji alındı. Şimdi biz o teknolojide ne yapıyoruz? Şu anda o yayını yapıyoruz mesela. Evet. Şu cep telefonu, kristal tabletten tutun, laptopların, bilgisayarın gelişim sürecine kadar olan şeye baktığımızda tüm dünyada onlardan alınan teknoloji, küçük bir çipten biz bunu yapıyoruz. Kristal teknoloji. Bilgileri depoluyoruz, inanılmaz şekiller yapıyoruz ve bu daha da gelişiyor şu sırada. Yani kuantum bilgisayarlarını yaptılar işte, eğer baktığınızı düşünebiliyor musunuz? Bir dakika bile sürmeyecek. 30 saniye içinde, bir dakika içerisinde bir anda 150 tane filmi indirebileceksiniz veya bilmem ne kadar şey yapabilirsiniz. Müthiş bir şeye doğru çıkış var. Ama dikkat edin, son 10 yılda bu patladı. Yani 2000'de ufak yavaş yavaş çözülmeler başladı. 2010'dan sonra hızlandı. Son 10 yıllık süreçte müthiş bir şekilde hızlandı. Yani bu sosyal medya sitelerinden tutun da haberlerin olduğu noktaya kadar. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir olay oluyor. Siz bir saat bile sürmüyor. Bütün dünya öğreniyor. Bu çok çok kolay bir şey. Ama bunu gelişimine baktığınız zaman yavaş yavaş çözebildiğini görüyoruz. Ama Amerikalılar uzaylardan bu teknolojiyi aldılar, konuştular, yaptılar. Hatta bununla ilgili FX'te bir film var. Biraz absürt, bazı sahneler, bazı bölümler absürt gibi gözüküyor ama Eisenhower konumla başlayan bir şey içerisinde çok ilginç bir sahne gördüm. Çünkü bazı şeyleri, bu konularda araştırma yapan arkadaşlar bazen hata yapıyorlar. Çünkü analiz etmiyorlar. Analiz etmeyince siz bir yerden sonra gidiyorsunuz, köprüden düşüyorsunuz. O yani ondan alakası yok. Köprüye gelmeden önce duracaksınız. Mesela orada saçma sapan sahneler vardı ama Eisenhower'a gelen bir uzaylı, daha önce bir anlaşma yapıyorlar ve anlaşma gereği bize diyor, hani diyor 2 sene geçti diyor, teknoloji verecektiniz diyor, getirdim o teknolojiyi diyor. Uzaylı denen zat geliyor, elinde bir James Bond çanta, çantayı açıyor. İçinden ne çıkıyor biliyor musunuz? Cep telefonu. Android. Bugün kullandığımız cep telefonu. Bu nedir diyor? Bu diyor gelecektir diyor. Ve bunu dediği tarih 50'ler, 55'ler yani. 55-56'lı yıllar. Çünkü 58'de başkanlığı yaptı. Seçimi kaybetti. Kennedy geldi 60'ta zaten yerine. Onu yapıyor. Oradan görüyorsunuz. Hissediyorsunuz. Sonrasında size üst lazım diyor. 51. bölgeden bahsediliyor dizinin içerisinde. Yani şeylere baktığınız zaman, zincire ve bazı bölümleri aldığınız zaman hepsi birbirine oturuyor. Evet, teknoloji buraya kadar geldi. Bugün cep telefonlarına ne kadar çok iş yaptığımızı biliyorsunuz. Herhangi bir, hele sosyal hayatımızda çok kolay. Ya ben şöyle bir şey sipariş vereceğim, bilmem ne alacaksın, arkadaşına, yakınına, çocuğuna bir şeyine tak cep telefonu resmini çekiyorsun. Ha şunun benzerini alacaksın diye. O da WhatsApp'tan bakıyor. Bu kadar basit. İnternete her an giriyorlar, her şeyi yapıyorlar. Ama bunun, ben her zaman şunu söylerim, planlanmış bir dünya olduğundan bahsederim. Planlanmıştır. O planlanmanın getirdiği bir şeydir. Şimdi bu nasıl oluyor dediğimiz zaman, 1960 ile 68 yılları arasında Amerikan başkanının bir danışmanı var, profesör. Adamın titri, yani unvanı bilişim uzmanı. O yıllarda, 60'lı yıllarda. 1960-68'den bahsediyorum. Bilgisayarlar IBM yaptı, buzdolabı. Yani düşünüyorsunuz, evinizin salonunu buzdolabı dolduruyorsunuz, 10 tane, 15 tane, şu elimizdeki telefonun %1'ini anca yapıyor. Yani bire indirdim ben çünkü 10 diyorlar ama o kadar da yapmıyordu. Birini ikisini anca yapabilir. O noktada adamlar bilişim uzmanı diyor. Peki ne zaman öğrendik? 1969 yılında
tesadüfen şifreler programını yaparken 2014'te bir sahafta bulduğum bir kitap vardı. Amerika meydan okuyor. İlgimi çekti. Kitabı karıştıracak falan. Bugünkü dünyayı tarif ediyor adam. 1969 yılında. Yazan adam sıradan biri de Jean-Jacques Schreiber. Fransa'nın önde gelen gazetecisi. Aynı zamanda enerji, elektrik falan bu konularda da çok kitapları olan bir kişi. L'Express dergisinin kurucusu. Ben gazetecilik zamanlarımda 90'larda 2000'lerde bu derginin çok önemli olduğunu biliyorum. Şu anda yayınlı vardır herhalde, emin değilim. Ama o noktada bu adam diyor ki 80'lerdeki dünyayı bahsediyor. Birincisi diyor teknoloji gelişecek diyor. Evet. İkincisi bu teknoloji insanları yalnız bırakacak diyor. Üçüncüsü çok büyük kentler kurulacak diyor. Yani buralarda 15-20 milyon insan yaşayacak diyor. 1969 yılında İstanbul'un nüfusu 16 milyon olacak desek bugünkü, herhalde bize deli derlerdi. Şey demeye gerek yok. 50 sene öncesinin durumu. Sonrasında Amerika teknolojik olarak çok gelişecek diyor. Orada bu şeye bir atıf yapıyor. Peki nereden gelecek teknoloji? O kaynağı şey yapmıyor. İşte kendi şey içerisinde. Böyle bir şey yok. Yani siz bu teknolojiyi, yani bu cep telefonları, kristalleri, küçük bir çiple yapacağınız her işleri, şeyleri nasıl alacaksınız, nasıl bulacaksınız? Oturup senelerce araştırmanız, milyarlarca dolar dökmeniz lazım. Bir sürü kaynakları harcayacaksınız. Ama yani o zaman bir turistin gözünden yazılmış bir kitap gibi de yani görünüyor Ali Bektan. Öyle. Yani gelecek için mesajlar veriyor aslında kitapta. O Amerika'nın da biraz propaganda zamanı. Çünkü Soğuk Savaş dönemi, ondan bahsediyor. Avrupa'nın ama haklı olduğu nokta şu. Şimdi baktığınız zaman Avrupa'nın teknolojide geri kalacağını söylüyor. Bak, bir bakın, bir düşünün şimdi. 20-30 yıla bir bakalım. Avrupa'nın... Şimdi Japonya'yı. Değil mi? Evet, şimdi uzak doğruyu söylemiyor ama Avrupa'dan çıkan bir teknoloji meselesi var mı? Bir ara bir cep telefonu Nokia vardı Finlandiya'nın. Onlar da bu Android işini şey yapmayıp da bulmalarına rağmen piyasaya sürmeyip de ürünlerimiz satılıyordu 2000'lerin başında. Sonrasında tabii iPhone yapınca şeysi, ilk iPhone çıktıktan sonra zaten kopuyor gidiyor. Ama uzak doğuyu düşünememiş. Bugün uzak doğuda Japonya'dan sonrası bugün en büyük şey telefon üreticisi Kore. Markaları ortada. Samsung, LG ile birlikte işte televizyonundan tabletinden şeyine kadar gitmişler. Şimdi Çin çok zorluyor. Çin ürünleri gittikçe modernleşiyor ve teknik olarak yükselmeye başladılar. Şimdi bu bilgileri kitapta bunları bulduk. Bunlar sırayla taksitten verilen şeyler. Peki 1970 yılında Dışişleri Bakanı Henry Kissinger bir röportajda şunu söylüyor. Biz diyor gelecekte insanlara çip takacağız, onları kontrol edeceğiz. Söyleyen adam Henry Kissinger. Pardon, Amerika'daki McDonald's hamburgercisi değil. Köfteci falan adam da değil. Sıradan adam da söylemiyor. Bil de değil. Amerika Dışişleri Bakanı söylüyor. İki yıl sonra bir adam daha söylüyor. Adı Zbigniew Brzezinski. Bugün Amerikan siyasetinin iki beyin adamıdır bunlar. O da diyor biz de gelecekte insanlara çip takacağız, onları kontrol edeceğiz. Şimdi çip takmaya gerek kalmadı. Hani aşılara çip koydular da bilmem ne falan. Ya, olabilir, olmayacak şey teknolojik değil. Ama bu bahsettikleri çip meselesi sene 1970-72 Amerika'daki çekilen, Hollywood'da çekilen uzay filmlerinde yok. Ben hatırlamıyorum. Ancak bir uzay yolu var. Uzay yolu, bakın şimdi uzay yolu o kadar çok mesajlı bir diziydi ki. Öyleydi. İnanılmaz bir diziydi. Otomatik kapılar, küçük telsizler, Kaptan Kirk'ün bir gezegene inip de Uhura'yla bağlantı kurması, Motorola cep telefonunu açması. Ayrıca Scotty falan iniyor, adamlar kayalara cihaz tutuyorlar. Tak, kayaların anında analizi oluyor. Kayaların taş yani. O diyor ki işte tamam içinde nikel, demir, bakır, şu bu falan var. Analizi görüyor. Şimdi oradan dönüyorsunuz. Bence saklanan teknoloji. Ben o şeylere gülüyorum. İşte 2030-2040'da şunlar bunlar olacakları falan filan. Hayır. Verilmeyen ve saklanan teknolojiler var. O taksitten gelecek. Ayrı bir konu. Mesela bugün
İnsanlar hastalanıyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Bütün sıkıntıları MR denen bir şey var. Bir cihaza giriyorsunuz. Kocaman bir cihaz var. Olay bu. Ama şimdi o uzay yolunda adam bir tane şöyle şey tutuyor işte. Bizim cep telefonu gibi bir cihaz tutuyor. Anında analiz ediyor. Öyle bir cihazın insan vücuduna tutulduğu zaman yukarıdan aşağı tüm hastalıklarını görmesi çok kolay bir şekilde. Hastanın neresi hasta, hangi tarafı damarı tıkalı, bunları görebilirsiniz. Bence bu teknoloji var. Ama sunuluyor mu? Hayır. Ayrı bir konu. Ne zaman sunulacağı da belli değil. Yani artık dünya yönetenlerin, ailelerin isteğine kalmış bir durum. Başka hiçbir şey yok. Belki sadece kendimizdir ya da toplumdan sonra. Ama oradaki mesajlar bakın 66 yılındaki cep telefonu meselesini düşünebiliyor musun? 1966'da çekilmeye başlanan dizideki şey. Otomatik kapıları söylemiyorum. Şimdi bugün ve gerçi 20 sene sonra hepsi çıktı. Hepsi oldu. Telefonlar şeyler işte 86'da 90'larda falan. Bunlar oldu. Otomatik kapılar artık bugün tuvaletlere bile otomatik kapıdan gidiyoruz. Mobil tuvaletlerin kapısı. ama bu çalışmaları ve şeyleri siz bilgiyi alıyorsanız tabii ki bunu alabilecek noktada insanları da yetiştirmeniz lazım. Yani ilkokulu bitirmiş çocuğu direkt fizik bölümüne üniversitenin yazdıramayız. Sıradan bir öğrenciden bahsediyorum. IQ'su çok çok üst olan bir çocuksa zaten o kavrar olabilir. Onun için lafım yok. Ama bu noktada gelinen nokta teknolojinin büyük bir şekilde buraya gelmiş olması. Bu arada tabii UFO ve uzay konusundaki uzayla tabii yaşam olduğu, gel gittikleri binlerce, yüz binlerce yıldır dünyayla bağlantıların olduğunu görüyoruz. İyisi de var, kötüsü de var. Çünkü ben burada yayında yanıma almamışım. İslamiyet ve uzayları da yazdık. Orada da İslam alimlerinin çalışması, Kur'an'daki ayetleri de koyduk. Çünkü Kur'an'da da çok büyük bilgiler var uzay konusunda. O yüzden şeyler çok çok devam ediyor. Tabii yeri geldiği için söyleyeyim ben. Zülkarneyn'i şey olarak bir dönem çıktılar İskender'le şey yaptılar. Bir dönem çıktılar işte Oğuz Han'la falan. Öyle bir şey yok. Zülkarneyn bir peygamberdir. Zülkarneyn'in ayetleri vardır. Evet. Zülkarneyn uzaya gitmiştir. Uzay yolculukları yapmıştır. Onun rahmetli İskender Türe Hoca ile biz tanıştık 1998 Mayıs'ında. Kitabı yeni çıkmıştı. Aldık, okuduk. Ondan sonra üzerinde konuştuk. Bir kere program yapabildik. Geçen sene vefat etti. Geçtiğimiz yaz. Rahmetli Hoca çok güzel açıklamıştı. Hem astronomi yönünden hem bunu şey yönünden, bilimsel yönden. Peki o noktada hoca bunu çok açıklarken şunu söylüyor. Zülkarneyn'in gittiği ayetlerin tefsirine iyi bakmamız gerektiğini. Çünkü tefsirler döneminde yapılırken bundan 1000 yıl önce uzaya gidişte böyle bir şeyler falan da insanların aklına ancak uzayı, güneşi, ayı, gezegenleri incelemeye çalışıyorlar. Teleskopun bile doğru düzgün tam olmadığı devirlerden bahsediyoruz. Zülkarneyn'i soruyorlar. Yahudiler Medine'de diyorlar ki toplanıyorlar. Bu peygamber olduğunu iddia ediyor. Biz ona gidip sınava sokalım. Biz de diyor o zaman hahamlar diyor ki siz diyorlar ona şunu sorun. Zülkarneyn için ne diyor? İşte Zülkarneyn konumun şeyinde geliyorlar. Çünkü Tevrat'ta da geçiyor Zülkarneyn. Ve Zülkarneyn ayetleri iniyor ve peygamberimiz açıklıyor. Şimdi Zülkarneyn bu ayetlerde bir güneşin battığı bir noktaya gidiyor. Yani burada bir güneşin battığı yerde bir gezegene gidiyor. Gezegenin de kara delik tarafından yutulacağı bir noktaya gelmişler. Ve orada diyor ki siz Allah'a dönün, Allah'a ibadet edin. Eğer Allah'a şey yaparsanız bu şeyinizden kurtarırım ben sizi diyor. Onlar kabul etmiyordur. Fakat balçık göze içerisinde batık bir şekilde buluyor gezegeni. Bu tabir 2002 yılında kara delik olarak astronomi dünyasında kabul edildi. Sonra Hubble teleskobu da kara deliklerle ilgili çok büyük bilgiler ve resimler çekti, bilgiler elde etti. Ve o zaman kabul edildi. Sonra güneşin doğduğu yere gitti. Güneşin doğduğu yerde ki gezegene indi, A gezegenine. Çünkü hoca öyle bahsetmişti. O gezegendeki halk dedi ki, ey Zülkarneyn, biz sana istediğin kadar altın verelim.
şu diğer gezegendeki Yecüc Mecüc denilen ilkel varlıklar var. İşte yarı insan yarı hayvan türü. Gelip bize zarar veriyorlar. Her şeylerimize saldırıyorlar diyorlar. Bizi bunlardan kurtar. Ve bunun üzerine Zülkarneyn diyor ki Allah'ın verdiği nimetlerin yanında sizin altınlarınızın bir önemi yok diyor ve o gezegene gidip bir duvar oluşturuyor, set oluşturuyor. Set de bakır ve demirin eritilmesinden oluşan bir settir ve o set içerisinde Yecüc Mecüc hapsolunuyor. Eğer İslami kaynaklar bunların ancak kıyamet zamanı izin verirse dünyaya gelebileceği söylentileri üzerinden bir şey oluyor. Durumu bu esas ve öz olarak. Hoca bunu çok güzel bir şekilde Zülkarneyn'i böyle açıklamıştı. Tabii güneşin doğduğu ve battığı yer o dönemlerde yani bunu 10. asırda 11. 12. ne görüyorsunuz? Güneş Çin'den doğuyor, Kuzey Afrika'dan batıyor. Bitti. Dünya bu kadar. O zaman o Çin'e gitmiştir. İşte Set de Çin Setlidir. Dönüyorlar işte Kuzey Afrika'ya gitmiştir. Orada kimsiliyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Temel noktası şey. Fakat ayette enteresan bir bölüm var. Yıldızımsı bir sisteme gittiğinden bahsediliyor. Zülkarneyn'in. Yıldızımsı sistem. Fakat o sistem şu. Nebula sistemi. Yıldızımsı dediğimiz o. Çünkü nebulalar kendi bünyelerinde birçok galaksileri ve yıldızları barındırıyor. Çok büyük bir oranı var bilimsel olarak. Ve bu kitabı yazarken astronomi dünyasında 3 noktada nebula sistemi olduğu biliniyor. Birincisi 1500 ışık yılı, ikincisi 3200 ışık yılı, üçüncüsü ise 4500 ışık yılı uzaklıkta. Yani saniyede 300 bin kilometrelik uzay aracınız varsa saniyede 300 bin kilometre gidebilen, siz birine en yakındakine 1500 senede varacaksınız. Ve son yıldızımsı sistem olarak nebula sistemini Hubble 6000 ışık yılı uzaklıkta olarak tespit etti. Yani 6000 yıl. Ama hangi yıldızımsı sistemde, hangi nebula sisteminde o bilinmiyor. Tabii o kıyamet meselesi çok tartışılacak şeylerle dolu olduğu için içeride her şey birbirine karıştığında. Ama en güzel açıklama Zülkarneyn'in budur. Başka bir boyutta bildikleri yorumu da vardır biliyorsun. Efendim? Başka bir boyutta hapse oldukları. Evet yani orada şey içerisinde boyutta yani o şey Zülkarneyn'in oluşturduğu atmosfer odur. Yani o boyut ve şey içerisinde hapsolduklarına dair. Devamelerine rağmen. Tabii. Şimdi çeken bir başlık daha var. Senin Türklerin Uzaylı Ataları kitabından değil de Amerika'nın Uzay Sıraları kitabından. Artemis'e de geleceğiz ama Artemis programına. Kızılderililerin neyi açıkladılar başlığı var. Yani Kızılderililerin dünya dışı varlıkların ziyaretiyle ilgili bir bölüm var. Neyi açıkladı Kızılderililer? Şimdi Kızılderililer aslında tabii şöyle bir durum var. Amerika'da çok fazla Kızılderili var ama kabileler olarak bölünmüşler. Bütün kıtaya yayılmışlar. Zaman zaman birbirleriyle savaşıyorlar. Fakat Kızılderililerin kökensel olarak baktığınızda Türklerle çok bağlantıları var. Bir kere yani düşünce yapılarının olması, doğaya karşı saygılı olmaları ve iyilik ve dürüst bir şekilde olmaları. Yani o şeyleri doğruluk konumunda olmaları ve ilginç bir şekilde çok bağlantılarımız var. Yani onların mesela dokudukları halı ve kilimlerden tutun da kıyafetlerin üzerindeki şeylere kadar hatta bazı hayvan motiflerinin ve hayvanların kutsal olmasına kadar birçok şey var. Hani Türkler mi Kızılderililer, Kızılderililer Türklerin kökeni falan mevzusunda bir bağlantı var. Yani bir akrabalık var. Onu bir inkar edemeyiz. Ama Amerika'ya, kıtaya tabii keşfedildikten sonra gelen göçmenler onları yok ettiler. Amerika'da 30 milyondan fazla insanı yok ettiler. Bakın şeyde Christoph Kolomb'dan 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarına kadar 30 milyon insan yok oldu. Bugün Amerika'da yaşayan Kızılderili sayısının ne olduğu pek bilinmiyor. İşte bölüm bölüm eyaletlerde yaşıyorlar. Ama onlar şuna inanıyorlar. Biz bir şeye Manitu denilen bir tanrıya inanıyorlar. Yani tanrı onlar ya Manitu. Fakat o tanrının yeşil çayırları var. Oradaki bağlantı enteresan. Yeşil çayırlardan bahsediyorlar. Yani biz öldüğümüzde o yeşil çayırlara gideceğiz. Demek ki onlar alınıp bazıları
başka gezegenlere götürülüp geri getirilmişler. Orada tabii yeşil hayatı görüp de gelmeleri ilginç. En basit Mars'tan bahsedelim. Yani Mars'ta daha önce hayat ve yaşam olduğu belli. Kayıtlar, piramitler, yollar, şunlar bunlar her şey çıkıyor. Şehirler falan çıkıyor. Efendim? Yolculuk mu yaptırıldı diyorsun? Yolculuk yaptırıldıkları var. Ve ondan sonra inanış bunlara geri dönüyor. Manitou'nun yeşil çayırları şeysi, düşüncesi böylelikten yerleşiyor. Ama öbür tarafta Güney Orta Amerika'ya Mayalara, Azteklere, Olmeklere falan iniyorsunuz. Mesela onlar içerisinde Azteklere, Olmeklere daha kan dökücü. İnsan kurban ediyorlar falan. Mayaların daha az ritüelleri ve şey. Ama Mayalar daha büyük bir uygarlık. Peki o uygarlığı ondan sonra Güney Amerika'ya geçince İnkalar var. Şimdi o noktada Mayaların enteresanlığı şu. Diyor ki Mayalar, biz buraya geldiğimizde, yani o Meksika'ya, Amerika'ya yerleştiğimizde, ki zaten Mu kıtasından gelenler de var, kurtulanlar. O noktada biz burada şehirler bulduk diyor. Şimdi bu şehirleri ilk biz yapmadık, şehirler bulduk diyor. William Neal'ın, o arkeolog, o konuda araştırmalar yapıp Maya şehirlerinin bazılarında 7 kat, 8 kat altında yaptığı kazılarda 7 kat aşağıda bazı şehir kalıntılarına rastlamışlar. Yani şehir yapılmış, bir şey olmuş, üstüne yapmışlar. Binayı üstüne dikmişler falan. Böylelikle zaman geçmiş. Esas uygarlığın temel noktası, işte dediğim gibi, Orta Amerika ve Güney Amerika. Burada İnkalar'da çok enteresan bir durum. İnka uygarlığı ise müthiş bir uygarlık. Ant dağlarında 4500-5000 metre yükseklikte yapılan bir uygarlık. Fakat ismi veren İnkalarsa bir kraliyet ailesi. Halkı, yerli halkı onlar yönetiyorlar. Fakat İnkalar müthiş bir şey. Neden diyeceksiniz? Yazı sistemi yok ama onlarda Cupid denen bir iplik sistemi var. Yani bir şeyin içerisinde, büyük bir şey içerisinde bir sürü iplikler, bağcıklar var. Hepsinin bir anlamı var, bir şeysi var. Matematik bilinmiyor ama matematiksel olarak bir takım şeyler söz konusu. Ve ayrıca İnkalar dünya tarihinde ilk defa sosyalizmi uygulayan bir uygarlık. Halkın para diye bir şeysi yok. Yani para birimi yok. Ama devlet bu halkı yemesini, içmesini, sağlığını, eğitimini ve barınması, her şeyini devlet sağlıyor. Ve o noktada İnka krallarının çok büyük gücü var. Fakat İnka kralları halktan kimseyle evlenmiyorlar. Kendi aileleri içerisinde evleniyorlar. Ve kanları da çok başka bir kan. Ve dedikleri şu, bizde tanrıların kanı var, yani uzaylıların kanı var. O noktada bu kana başka bir dünyalının veya yönetiminde oldukları yerli halktan kimsenin almıyorlar. Çok büyük bir enteresan şeyler uygarlığı. Yaptıkları şehirleri söylemiyorum ki, Machu Picchu'yu girsinler baksınlar. Machu Picchu'nun şehirdeki o taşlar var ya, bilmem binlerce depreme dayanıklı, hiçbir şekilde aralarında harç yok. Hangisi? Ama o taş, o Machu Picchu kentinde, Machu Picchu diye geçer. O kentte 4500 metre yükseklikte deprem oluyor. Normal, ama o kayaların harçsız bir şekilde birbirine istiflenerek bir inşaat düzeni ve sistemi içerisinde inşa edilen bu şehirlerde, o kayalar, o duvarlarda bir çatlaklık yok. Depremler geçiriyorsunuz, hiçbir şey yok. Yani çok enteresan bir çalışma şeysi olmuş ve inanılmaz bir bilgiyle yapılmış yerler. Ve İnkalar tabii, İspanyollar şey yapıyor, o uygarlığı onlar da yıkmış oluyorlar, ama çok şeyleri, daha bilgileri ve saklanan hazineleri falan var. Bilmeleri, çıkmaları gerekiyor. Kızılderililerle ilgili kitaptan bir şey soracağım ama bir izleyicimiz Ankara'da diyor ki yayın sık sık kesiliyor. Ayın bir yüzünün uzay üssü olduğunu söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Tamam, doğru. İnternetten geçsinler ay üssü diye. MyNet başta olmak üzere birçok sitede ayın arka tarafında, karanlık bölgesinde ilginç bir şekilde şeyi bulacaklar. Şimdi bu akşam yayın yapacağız. Hani ayı falan konuştuk dedim ya. Enteresan bir şey.
Apollo 11 ve sonrası diye bir kitap buldum sahaflarda bugün. Üsküdar'da uğramıştım. Bir kitap kurdudur arkadaşlar. Böyle sahafları gezerdi alanıyla. Müthiş bir araştırmacı. Gerçekten yani. Şey, program yapıyorsak, kitap yazıyorsak arşivin bolluğundan yani 4000'den fazla kitap olunca bu kitap benim gözüme ilişti. Çok enteresan. Hem o enteresan olaylar var Ay Apollo uçuşlarında hem de bunlar var. Yani burada bugün tesadüf oldu. Ben kitaplara bakıyordum. Başka kitap aldık arkadaşın istediğini. O arada bunu bulduk. Bunu aldık ya, bu ilginç. İşte Ay'da ilk adımlar. Peter Ryan'ın Apollo 11 ve sonrası. İnceliyordum. O çalışma içerisinde şey geldi. Şimdi adam tabii Ay'a gidiyor. Atılmadı mı diyor. Nasıl? Ay ayak basıldı mı diyor, basılmadı mı diyor kitap. Basıldı canım, gittiler Ay'a. Gidilmedi bir şey olma. Öyle bir şey olsaydı Rusların, bak açık söyleyeyim, Rusların bunu, Çinlilerin, Rusların, Avrupalıların hepsi dinliyorlar telsizleri ve şeyleri dünya halinde. Çok büyük bir şekilde rezil kepaze ederlerdi Amerikalıları. Şimdi Artemis'e geçeceğiz. Onun için eğer geçelim ya şey yaparsak. Büyük bir bilgiler var. Bir saniye, bir soru daha var. Onu da dünyada ilk insan cüceler, sonra şamanlar ve Oğuz boyları mı geliyor, yoksa öncesinde Luviler mi vardı diye bir soru var. Bu arada şey, Kızılderililer ile ilgili şöyle diyorsun. İlk kez Haziran 1996'da bir araya gelen Kuzey, Orta ve Güney Amerika Kızılderili ırklarından ruhsal liderler ve şamanlar bazı dünya dışı hayat araştırmacılarını davet ederek kolektif bilgi çemberi hakkında bilgi verdiler diyorsun. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Yani dünyayı zaten ziyaret eden uygarlıkların olduğu belli. Yani bir, mesela bunun tabii Anunnakiler vardır. Bir altın çıkaran. O konuda 200 bin yıl öncesine kadar şey yapılıyor. Yani tarih veriliyor. Fakat tabii dünya üzerinde yaşayıp da gelip gidip bir takım yardımcı oldukları insanlar var. Fakat daha enteresan, bazı uygarlıkları patlatıyorlar. Bizim o kıtası battı. Güzel. Ondan sonra ne olduğunu ben size söyleyeyim. Gelen bir uygarlık, çünkü çeşitli bir şekilde geliyorlar. Kimi Orta Doğu'ya geliyor, kimi Asya'ya, kimi Amerika'ya. Sümerlerin enteresanlığı vardır. Şimdi biz Sümerler bizim Türk soyundan. Çünkü Altay Dağları'ndan 14 bin yıl önce Mezopotamya bölgesine göç etmiştir şeyler. Fakat sonrasında şöyle bir tablet var. O tablette şu yazar. Tufandan sonra kraliyet gücü bize göklerden geri geldiği zaman. Şimdi burada kraliyet gücünden bahsediyor. Ve bu da göklerden geri geliyor. Bunu bir şey olarak, bir dini şey olarak, söylem olarak alamayız. Kraliyet gücü diyor. Ve o güç geri geliyor. Ve geri geldikten sonra Sümerler bugünkü uygarlığın temelini atıyorlar. Bugünkü uygarlık da nedir? Yazı ve matematik nereden çıktı? Sümer'den. Sümerler bir anda Orta Doğu'da Mezopotamya bölgesinde tabii 200-300 bin insanın yaşadığı modern kentler kurdular. Yollarından, kanalizasyon sistemlerinden, su sistemlerine kadar. Büyük tapınaklar, ziguratlar, kuleler yapmaya başladılar. Tıp ve astronomide müthiş ileri gittiler. Şimdi astronomide neden ileri gittiklerini söyleyeyim. Bu konuda en iyi çalışmaları yapan Azerbaycanlıydı kendisi. Zakarya Sitchin vardır. Onun kitapları da tavsiye ederim. Müthiş bir çalışmalar yaptılar. Ve astronomide bugün bütün güneş sistemindeki tüm bilgilerimiz ne varsa hepsini onlar biliyorlardı. Bunu ne zaman biliyordu? 6000 yıl öncesinden biliyorlardı. Milattan önce 6000'de itibaren bunlar biliyorlardı. Ve o modern kentler, o şehirler, bu uygarlık üzerine çalışmalar yapılıyor. Amerika'da bir profesör 1969 yılında bunun çalışmalarını yapıyor ve şu kanıya varıyor. Bu diyor çok yüksek bir uygarlıktan, yani dış uzaydan gelen birilerinin eğitilmesiyle, eğitimiyle olmuştur. Şimdi bilgi nedir? Güçtür. Neden? Siz geldiniz bomboş arsaya bir apartman dikeceksiniz. Plaza dikeceksiniz, gökdelen yapacaksınız falan. Nasıl yapacaksınız? Bilgiyle yapacaksınız. Onun planları çizilecek. Statikten tutun, elektriklerine ne sistemler ne konulacak, ne yapılacaksa bir bilgi olması lazım. Onlara bu bilgiler veriliyor ve bu oluyor. Ve bu profesörün bu kitabı çok ilgi çekiyor. Sonrasında dönüşüm olarak yıllar sonra
91'de bir Irak Savaşı yaşanıyor. Sonra 2003'te bir Irak Savaşı daha yaşanıyor. O 2003'teki Irak Savaşı'nda ki Amerikan Uzay Sırları kitabımızdaki ne başlığın temel şeyi de budur. Ve Amerikalılar öncelikten kütüphaneyi aldılar. İçerideki bütün kitapları topladılar. Irak'ta da kitapları topladılar. Sonrasında müzede değerli şeyler gitti. Ve en sonunda da epey bir dönem Amerika çekilene kadar Amerikan ordusu o noktada uzaylıların izlerini araştırdılar. Çünkü Bağdat yeraltı tünelleriyle dolu. Bağdat birçok sırları bünyesinde saklayan bir şey, şehir. İslam dünyasının da önemli bilim merkezlerinden biriydi. Ben bir resim görmüştüm. Çok komik. Bir Bağdat'ta bir sokak. Sokağın üzerinde, işte bir duvarın dibinde nereden bakarsanız belki 500 tane, belki 1000 tane kitap var. Kimse bakmıyor, okumuyor ve hatta çalmıyor. Bu kadar basit. Büyük hazine buydu aslında. Bunun bedeli ne oldu? Bunun bedeli işte İran harabeye çevrilmesi, 2 milyon insanın ölmesi, insanların işte ülkenin paramparça olması falan. Ama çok değerliydi bilgiler ve kitaplar ve bu araştırmalar. Bunlar tamamlandı ve çekilindi gittiler. Yani bunu ben illaki şey demiyorum. 2003 yılın Haziran ayında Hürriyet Gazetesi'nin kelebek şey pazar ekinde müze sorumlusu olan hanımefendi bunu açıkladı. Yani 400 kişi geldi Amerikan ordusu. Burayı aldılar diyor. Yani orası alındı, bitti ve tamamen götürüldüler. Üzerinde çalışıyorlar. İslam dünyası bilime sırt çevirmesinin bedelini ödüyor bugün. Ne yazık ki. Ama öbür tarafta da çok müthiş bir uygarlık yaptı. İslam dünyasının en büyük eseri bence Endülüs'tür. Endülüs'ün üzerine sonrasında bizim bu şeyler, bu devir yani diyeyim teknolojik olarak Avrupa ve Amerika'nın çıkışını ancak gösterebiliriz. Ama Endülüs'te niye müthiş diyorum? Sadece Endülüs emiri olan kişinin kendi sarayında 400 binden fazla kitabı var. Yani bir halk kütüphanesine gidiyorsunuz 300 binden fazla kitap var. Ve orada öyle bir idari sistem var ki 3 din mensubu yani Hristiyan, Müslüman ve Yahudilerin müthiş bir şekilde insanca yaşadığını, modern bir şekilde yaşadığını görebiliyorsunuz. Yani müthiş bir şey olay, gelenekler ve şeyler. Ama ne zaman? 1492'de işte Birleşip İzabella Aragon Kralı Ferdinand'ın ordu kurup Endülüs Devleti'ni yıkması. Orada da nereden baksanız 800 yıla yakın, 711'de giriş, 1492'de çıkış vardır İspanya'da. Ama Madame Curie'nin dediği gibi o kitaplar yakılmasaydı, oradan bir avuç kitap kaldı bize der, yakılmasaydı biz galaksiler arasında yolculuk yapıyorduk şu anda demiştir. Bunu ne zaman demişti? 1900'lerin başında, 1920'lerde falan yani. Onlarda, 20'lerde söylediği şey. O bile değerini kabul ediyor. Birçok bilim adamı saklıyor biliyor musunuz bu sırrı? Yani bu bir tarihi gerçeği, bu olguyu. Sonra birkaç tanesi çok şeyli olanlar kendileri konuşmalarında bahsettiler. Biz akşamları belgesel seyrediyoruz. Hani belgesel seyrederim derler. Bizi seyretmem belgesel seyrederim. Biz gece yazı yazınca belgesel kanalları da açık. Orada adamlar açıkladılar. Evet dediler. Burada uygarlıkta kaybolmasaydı, yakılmasaydı bu kitaplar bir şeyler vardı içeride. Onun için müthiş bir şeyler var. Çalışmalar var. İsterseniz Ay'a ve şeye geçelim, Artemis'e. Ne diyorsunuz? Bu Artemis projesini soracağız sevgili dostlarım, Rebecca Hanım. Ama şunu söyleyeyim yani şurada Artemis de alıyor adını. Şimdi Beyza şurada bir şey söyleyeyim. Mesela Asya ile ilgili ben tamamlayayım. Hani büyük uygarlık ve şeysinden. Bir gün Mustafa Kemal Çankaya'da yemekteyken yanındakiler diyor ki efendim paşam işte İsveçli bir arkeolog Asya'da araştırmalar yaptı, döndü geldi. İsveç'te açıklama yapmış. Ne diyor? İşte Asya'nın altı boş diye. Ben bu kitabı yazarken bizi Avrupalılar şöyle, siz 5000 yıldır kabile hayatından geliyorsunuz diyerek bizi Kızılderililere atıyorlar topu. Öyle bir şey yok. Ona karşı çıkıyorum. Mustafa Kemal de karşı çıkıyor. Diyor ki Asya'da diyor çok büyük şeyler var, uygarlıklar var, izler var. Yıllar sonra onlar çıkacak diye yanıt veriyor. Biz ne zaman öğrendik? 82 yılında
TRT televizyonunda İpek yolunu izlediğimiz zaman o İpek yolunda bayağı 200-300 bin kişinin yaşayabileceği modern kentlerin olduğu şehirleri Japon belgeselcileri gittiler. Bir özel izinden 1,5 senede çekmişler. Ve oralarda ki inanılmaz yani kalorifer sistemi var. Yerden ısıtmalı. Yani bugün ancak yeni binalara yapılırken konan bir sistem. Tuvaletler, kanalizasyon, sular ve artı mumyasından kıyafetlere ve şeylere kadar birçok şey bulunuyor. Sonra dönüyorsunuz, Rus arkeologlar 60'larda araştırmalar yapmışlar Asya'da. Bazı organlar açılıyor, mezarlardan çıkan iskeletlere bakıyorlar. Ah, çok enteresan, adam kalp ameliyatı olmuş. Bakın milattan önce 60 binden bahsediyorum. Adam kalp ameliyatı olmuş ve yaşadığı belli çünkü kemik yani iskeletlerdeki kemikler kaynamış. Şimdi o noktada kalp ameliyatında büyük ihtimalle evet. Tabii. Ortaya koyan bir delil bu. Kemiklerin tekrar kaynaması olması. Tabii ki. Yani bunun ameliyattan sonra bu insanın yaşadığı belli oluyor. Beyin ameliyatları yapıldı. Modern protez diş şeyleri çıkıyor. Yani sonuçta bir uygarlık şeysi var. İzleri var. Teknolojiyle ancak olabilecek operasyonlar mı bunlar? Tabii ki. Bunun dışında şey yok. Yani daha ben mücevher işlemesinden, altın işlemesinden bilmem ne falan da demiyorum. Daha oralarda da bile büyük şeyler var. Mesela enteresan mezarlardan şeyler çıkıyor, yüzük çıkıyor. Yüzüğü nasıl yaparsınız? Mesela şeyde vardır, Mısır'da çıkan bir özel bir yüzük. Yüzüğün bilmem neyi bulamadığı için sizin karbon kullanmışlar yahu. Yani karbonu yapabilmeniz için şimdi bir laboratuvar ortamı gibi bir yer ve sizin bilmem kaç bin derece sıcaklık ele geçirmeniz lazım. Yani 3000-5000 derece sıcaklığa ulaşmanız, şeye ulaşmanız bir teknolojik bir olaydır. Yani karbon tam detayını bilemeyeceğim ama olabilmesi için de bugün büyük bir teknoloji gerekiyor. Onu biliyoruz ama o zaman oluyor. Bunu ne zaman sen ilkel diyorsun? Milattan önce 4000'de 5000'de çıkmış bu ortaya. 4000'de çıkan yaşayan insanın Tutankamon'du galiba. Firavun'un yüzüğü çıkıyor. Yüzüğünde karbon var. Çok ilginç. Yani bunlar bir yerden geliyor. Bir akım var, bir şey var, bir bilgi akışı var, bir şey var. Onun için Asya'daki şeyleri hepsi doğru. Büyük şeyler var. Uygarlık temelleri ve noktalarımız var. Ki daha da piramitleri söylemiyorum. Yani orada beyaz piramitler var Türklerin yaptığı. Pardon, milattan önce 8000 ve 300 metre yüksekliğinde. Yani Çin'de 320 tane kadar olduğu söyleniyor. Fakat Çin hükümeti buraları beyaz piramitler dediği Türklerin yaptığı piramitleri sokmuyorlar. Fakat biz ne zaman öğrendik biliyor musunuz? 30 yıl önce. Yani 91-92 yıllarında o zaman dönemin bakanı Halil Şılgın Çin'e seyahat etmişti. Çinliler de ona jest olsun diye böyle bir piramide götürdüler. O da resimlerini falan çekti ve döndü geldi anlattı. Biz beyaz piramitleri o zaman öğrendik. Çin saklıyordu bu bilgileri. Ve o noktada daha öncesinde 2. Dünya Savaşı sırasında Çin ordusu Japonlarla savaşırken Amerikalılar işte Burma'dan ve şey tarafından Asya'nın diğer bölgesinden uçaklarla şey taşıyorlar, malzeme silah taşıyorlar. Ve o pilotlardan bir tanesi bu piramitlerin üzerinden uçarken bir ışının çıktığını, piramitin tepesinden çok büyük bir ışının çıktığı uzaya doğru gittiğini görüyor. Ve fotoğraf makinesini alıyor, resimlerini çekiyor. Ve tabii bu olay unutuluyor savaşın hengamesi içerisinde. Yıllar sonra 52 veya 53 yıllarında Amerika'daki Life dergisinde yayınlanıyor. Bu piramidin üzerinden çekilen ve bu 300 metre yüksekliğinde olan piramit her akşam kanallarda görüyoruz. İşte Mısır'la ilgili araştırmalar var, piramitleri araştırıyorlar, şeyler. Mısır piramitleri kaç metre? 150 metre. Biz piramitli bu Mısır'dakinin iki misli üzerinde piramit yapmışız. Nasıl yapılmış? Sen çözemiyorsun ki hala. Tekerlek yok. Taşlar 2,5 ton. Ve ellerinde o taşları taşıyabilecek yani çelik şeyden yapılmış şeyler, cihazlar ve şeyler yok, aletler yok, bakır var. Ama hala çözülemiyor. Ve 160 ile 200 kilometre öteden bu taşlar getirilmiş. Tabii bir teknoloji orada kullanıldı ama ne olduğunu bilemiyorlar. İnin
resimlerde mesela isler yoktur. Kandil kullanıyorlar da onun is çıkarması lazım. Çünkü yerin altındasınız. Karanlık, kapalı yerlerde havalandırma olması lazım. İnsanlar saatlerce hiyeroglifleri tamamlayacak. Resimleri, yazıları oraya döşeyecekler, boyanacak. Yani iç şeyine baktığınız zaman müthiş bir şey. Bir zaman şeysi gerekiyor. Ama oraya da bir teknoloji gerekiyor. Elektrik ampullerinin olduğu görüntüler var. İşte sonra biliyorsunuz uçak, uzay, helikopter, roket, denizaltı resimlerinin olduğu bölümler var. Onlar da ortaya çıktı. Yani müthiş bir şey uygarlığı hala araştırılıyor. Hala yeni şeyler bulunuyor yani bu araştırmalardan sonra. Tabii Asya'daki çok duvar resimleri var. Uzaylıları anlatan şeyler var. Gelenlerle ilgili efsaneler var. Ve o noktada müthiş bir bilgi şeysi dağarcığı orada duruyor. Yani Türk Cumhuriyeti. Değil mi? Ay'a geçelim istersen. Şimdi Ay'la ilgili çok ilginç şeyi anlatayım. Ay çok biliyorsunuz dünyanın uydusu Ay. Ay olmasa yandık bittik. Yani çünkü çok eksiklik olur. Dünyayı çok olumsuz yönde etkiler. Medcezir'in dışında Ay'la ilgili. Birinci şey bu Ay'a gidildi mi? Evet gidildi. Yani onun çünkü kontrol ettiler ve bu noktada uçuşlar takip ediliyordu. Fakat aynı noktada Ruslar da çalışmalar yapıyordu. Ruslar Apollo uçuşları olurken Ruslar şey indirdiler, araç indirdiler. Bugün Mars'a gönderilen Crusoe gibi veya şey gibi diğer şey araçları, arazi araçları vardır büyük tekerlekli falan. Mars'ta devam ederler. Güneş enerjisi de çalışıyor ve her gittiği analiz yapıyorlar toprağa veya oradan bir fotoğraf çekiliyor. Şu oluyor, bu oluyor falan. Tüm bunları benzerini ilk olarak Ruslar başarıyor. Bu projelerin iş yılına kadar falan sürüyor ama o noktada 69'da Ay'a Amerika Apollo ile iniş yapınca işte o zaman Ruslar geride kalıyor ve bunu açıklamıyorlar. Sonra birkaç sene önce bir belgeselde oturup uzun uzadıya izledikten sonra fark ettik. İki araç göndermişler. Biri kısa bir süre çalışmış etmiş. İkincisi de gönderildikten sonra epey Ay ile ilgili bilgiler alınmış. Şimdi Ay'ın önemi çok büyük. Yani ama Ay nasıl oldu bilimsel olarak açıklanamıyor. Yani istediğiniz kitaplara baka şey yapar. Efendim Ay dünyadan koptu da sonra onun çekim gücüne geldi. Orada kal. Öyle bir şey yok. Yani Ay'ın tabii dünyadan kopuş şeysi yoktur. Siz bir şeyi koparırsanız bir iz kalır. Yani mesela ipi kopardınız, ip ikiye koptu, bir noktada bir kopuşları görüyorsunuz. Ama dünyadan Ay'ın koptuğuna dair herhangi bir bölge, bilgi, belge herhangi bir şey de yok. Bir bölgede yok böyle. Buradan şey yapıyoruz. Ay'ın bir dönem 80'lerin başında uzay üssü olduğu ama bunun uzayın başka bir tarafından getirilip dünyanın yörüngesine konulduğuna ilgili bir bilim araştırma merkezinde bir grup çıktı ve bu açıklamalar yaptılar. 1980-81 yıllarında. O kitapta bende var. O noktada bu çalışmaların şeysi devam ederken Ay'la ilgili bilgiler şu. Çok büyük önemli bir şey. Ay uydu olduğu için işte gidiş uzay yarışı şey içerisinde Von Braun ve ekibi Almanya'dan alındı savaş sonrası. Amerika'ya getirildi ve çalışmalar başladı. Fakat 4 Ekim'de Ruslar 57'de Sputnik'i gönderip de uyduyu gönderince Amerika telaşlandı. Daha fazla para ve şey akıtarak 69'da Ay'a gittiler. Şimdi Ay'a gitmeli falan şeysi mevzusunun kaynağıyla ilgili 76 yılında iki tane yazar çıkıp Ay'a hiç gitmedik diye bir kitap yazdılar. Ondan sonra bunun işte bir stüdyoda film olarak gerçekleştiğini söylediğinden bahsediliyor. O Soğuk Savaş döneminin en üst düzeye çıktığı o zamanlar, devirlerdi. Ayrıca Vietnam Savaşı da söz konusu o tarihlerde. Böyle bir şeyin olup olmaması, böyle bir şey yok. Neden yok? Ay'a gittiler. Evet. Apollo'ya gittiler. Ben çocuktum, hatırlıyorum Ay'a gidişin olayını. Sonrasında Ay'la ilgili uçuşlar, Apollo projesi
17'de bitirildi. Bakın Apollo 17, 17 Aralık 1972 günü son kişiler gittiler, Ay'a indiler, döndüler. Fakat Ay'ın karanlık bölgesindeki üstlerde olan uzaylıların Ay'da Amerikalılar istemediği ortaya çıktı. Bunun üzerine İncil'den, Tevrat'tan yaratılış bölümlerinden ilgili bir CD hazırlandı. Taş bir CD hazırlandı. O bırakıldı Ay'a. Buna Rosetta taşı deniyor. Onun dışında bazı bilgiler verildi. İşte dönemin başka Amerikan Nixon'ın şeysi ve çeşitli dillerde mesajlar da konuldu. Fakat bunlar bırakıldı Ay'da. Dönüldü gelindi. Ve ondan sonra 72'den sonra nasıl? Ay'a niye konuldu bunlar? İşte orada birilerine mesaj bırakıyorlar. Hani siz bir eskiden şey olurdu ya, telefonlar falan yokken, bizim cep telefonları falan geldiğimiz zaman tanıdığımızı akrabanın evde bulamazsak işte biz geldik gittik de bir iki satır bir şey yazar kapının altına atar veya kapıya sıkıştırırsınız falan veya bir not bırakırsınız, onun gibi bir mevzu. Ama bu 69'dan bahsediyoruz tabii ki. 69-72 arası. Yani, İstihbaratını bırakma, uzaylıların dini varmış gibi. Şimdi tabii orada verilen şey mesajlar vardı. Biz Ay'da üs kuracağız. Şimdi ben çocuktum, hatırlıyorum 72'de. Niye? Ay'da 2000'lerde biz üs kuracağız. Oradan işte Mars'a, Güneş Sistemi'nin diğer gezegeni incelemeye gidip geleceğiz. Çünkü Ay'da bir üs kurup da oradan bir uzay gemisi kaldırdığınız zaman dünyanın yer çekiminde çıkarken harcadığınız enerjinin çok daha azını kullanacaksınız orada. Çünkü roketlerin yer çekimini alt edip de şeyi, mesela Challenger'ları böyle bir uzaya çıkartıyorlar. Çıkışı epey bir güç ve zaman, bir de enerjiye neden oluyor. Bedeli yüksek tabii ki o konuda. O proje vardı. Fakat bu Ay'a onların üst yapılmasına izin verilmedi. Buraya kadar amenna, o üst verilmedi. Ve bu sefer NASA şey yaptı, dedi ki artık Ay'da bir şey kalmadı, bizim önemli değil falan bir açıklamayla birlikte döndüler, uzay istasyonu projesine döndüler. Amerikalılar ve Rusların da ortak uzay istasyonları var ve onlar birleştiler. Ben bugün dünyanın çevresinde çok büyük bir uzay istasyonu var. Deneyler, çalışmalar, teknolojik şeyler orada gerçekleştiriliyor. İşte oraya gidiyorlar, günlerce orada kalınıyor, dönülüyor, sağlık durumlarından tutun da oradaki yetiştirilen bir takım şeylere kadar, yani sebze mevze bir şeyler de yetiştiriyorlar. Yani o gıda konusunda da bir takım çalışmalar var. Şimdi her şey oraya dönüyor. Fakat dönüyor ama çok ilginç bir şey 2008 yılında ortaya çıkıyor. 2008 yılında NASA durup dururken biz Apollo 18, 19 ve 20'yi de yaptık. Şimdi proje 20'ye kadar, 1'den 20'ye kadar Apollo, çünkü şeyleri, önce Apollo gemileri gönderildi, resimler çekildi, Ay'ın karanlık yüzündeki uzaylı üsleri görüldü, bir makineler göründü, dev makineler var, şeyler var, hangarlar var, bina şey görüntüleri çıktı. En son bugün gelen bir haber, Ay'ın uzak bir bölgesinde bir ev görüldüğü resmi yayınlandı. Gazete sitelerinde, internette görebilir izleyenler. Şimdi bu 18-10... Ay'da mı? Ay'da. Ay'ın şey içerisinde Apollo 18, 19 ve 20 çok önemliydi. Neden çok önemli? 2008 yılında NASA açıklama yaptı ve ondan sonra enteresan bir film çekildi. Apollo 18. Şimdi Google'dan yazsınlar izleyicilerimiz. O film gelir. Gelirse izlesinler. Çok ilginç bir film. Şöyle, Apollo 18 uçuşu yapılıyor. Bayağı gidiyor şeyden. Yörüngede biri bekliyor. Modül Ay'a iniyor. Ve o noktada Ay'da yürüyüş yapıyorlar. Bir takım şeyler, testler yapılırken bir filmde bir yaratık veya herhangi bir şey tarafından bir hastalık kapılıyor. Fakat filmin ilginç tarafından bir tanesi, bir kratere iniyor astronotlardan bir tanesi. İndiğinde Rusların da gönderdiği gemiyi görüyor. Modülü görüyor. Yani oraya inmiş. Rusların da bir şey, uzay gemisi var. Fakat Rus kozmonotları bulamıyorlar. Göremiyorlar. Herhalde onların öldüğünden bahsediliyor.
onu bildiriyor. Fakat o arada ayda bir şeyin saldırısına uğruyorlar. Ve uğradıktan sonra bu ikisi, yani biri ölüyor, diğeri gemiye dönecek. Fakat NASA'ya da bildiriyorlar durumu filmde. Fakat şeyde NASA'dan şöyle bir şey geliyor. Diyor ki yörüngede bekleyene, sen modülden gelecek olan, aydan gelecek olanı alma. Çünkü hastalık var onda. Sana da bulaşacak. İkiniz de ölebilirsiniz. Dünyaya inerseniz salgın başlatırsınız. Ve o yüzden onu alma, ayda bırak diyor. O da arkadaşımı bırakmam mevzusu içerisinde onu alıyor. Fakat ikisi de hastalanarak ölüyorlar. Ve şeyde kalıyor, uzay boşluğunda gemi kalıyor. Peki, şimdi buraya kadar Albert'ten anlat da bu hikaye olur mu? Masal olabilir mi? Enteresan şeysi. 19-20'de daha şeysi var. YouTube'da da var zaten şeyleri, görüntüleri. Şimdi bu projede yer alan Yarbay John Gray, birincisi, 3 astronot gidiyor. Bu kişi Florida Thales üstünde görev yaparken, eğitim görevinde uçağa çakıldı ve öldü, cesedi bulunamadı. Biri öyle gitti. Uçaktan düşüyor, cesedi bulunamadı. Resmi açıklama. İki, komutan Nathan Walker F-14 uçağıyla Pasifik Okyanusu üstünde uçarken Kadena Hava Üssü yakınlarında düşüyor ve cesedi bulunamıyor. Üçüncüsü Yüzbaşı Benjamin Anderson. O da Doğu Çin Denizi üzerinde yapılan tahliye sırasında ölüyor. Cesedi bulunamıyor. Resmi açıklamalar da bu. 18'i böyle kapanıyor. 19'a geçtiğimiz zaman, 19 ve 20'de gidenler şunu görüyorlar. Birincisi, ayda bir uzay gemisi var. Bakın, ben bu şey yaptıklarım, ben YouTube'da yazdıkları zaman gelecek. Aydaki uzay gemisi var. Ve uzay gemisi, yok, aydaki uzay gemisi desinler, oradan çıkacak hepsi. YouTube'dan ama. Ali Bektan. Az önce söylediğin Efendim? filmin ismi neydi? Apollo 18 filmin ismi. Tamam. Apollo 18 Tamam. film diye geçerse konuşuyordu. Bu aydaki uzay gemisi 1,5 kilometre uzunluğunda, 300 metre yüksekliğinde, Eyfel Kulesi 150 metredir. Durumu düşünün. Ve 1,5 milyar yaşında. 1,5 milyar yaşında. Biz 2 milyondan bahsettik biraz evvel. Hani peygamberimizin gelen zatın herhangi ruhu gelmiştir herhalde ki o bir görüşme sırasındaki varlığımız şeydi, sonuç buydu. O noktada ayrıca geminin içinde 8 tane, 6 ile 8 arası mumyalar bulunuyor. Ve bunlardan bir tanesi de kadın mumya. Ve kadının da tipi Asyalı kadınların tipine benziyor. Çok ilginç olan. O mesela Kırgızistan'da, Özbekistan'da görebilirsiniz tipleri ve şeyleri. Onlara çok benziyor. İçeriği tabii, içeride görüntüler alınıyor. İçerideki görüntüler, yazılar, bilgiler, şeyler. Ve gemi ayda terk edilmiş vaziyette yani binlerce yıldır, 100 milyar yıldır orada duruyor. İlginç olan bu. Sonrasında ayın başka bölümünde şehir kalıntıları bulundu. Bunlar da var. İnternette de resimlerini görebilirler. Ve dönüp geliniyor. 20'de bu olay bitiyor. Fakat bunları enteresan 18, 19, 20 yaptık diye 2008 yılında açıklama yapılıyor. O yılda bir film yapımcısı bunu şeye çıkartıyor. Filme çeviriyor ve Apollo 18 filmi çekiliyor. Yani ha, bu arada şunu ekleyeyim ben. NASA'nın arşivlerinde de 2010 yılında şey çıkıyor. Apollo 18'in 84 saatlik uçuş görüntüleri. Yani ilginç olan şu. NASA zaten Bir virüs NASA nedeniyle tabii ölmesiyle yani diğer bu açıklamalar resmi açıklamalar hiçbir yani şey yok. nasıl olunca Tabii bu konular çok şey olduğu için, önemli ve bilgi şeysi olduğu için ve NASA'nın birinci amacının da şey olduğunu, uzaylılarla teknoloji alma konusunda anlaşma olduğu için bundan dolayı bu şeyler saklanıyor. Ama tabii bilim dünyası Amerika'da ve Avrupa üzerinde UFO'lar çok fazla görülmeye başlayınca bilim adamları 1957'de Viyana'da toplandılar. Ve Avrupalı ve Amerikalı bilim adamlarının ortak görüşü şu oldu, ortak karar aldılar. Herhangi bir
temas halinde bilgi aldığımızda bu bilgiyi paylaşalım istediler. Şimdi Artemis'e gelirsek, aslında bilgisayarda tabii onunla ilgili kitabımız da çıkacak. Aydaki Uzaylılar diye ona bir çalışıyoruz. Şu anda bu sürü için hazırlık yapıyoruz. Dosyalar var. Kardeşi Artemis'ten alıyor adını. 52 yıl sonra 24 yılında Ay'a yeniden insanlar inecek. Ve her şey yani, orada konaklanacak. Yani yüzeyde gezilip tekrar dönülmeyecek. Şimdi burada enteresan olan şu. Artemis projesi aslında o konu da bir, o da bir filme şey oldu. Iron Sky filmine konum oldu. Biraz komedi türünde falan ama biz bu konuları araştırıp analiz ettiğimizde nereye varmak istedikleri sonuçları biliyoruz. Yani hani her şakanın bir gerçek payı vardır ya. O sözü Amerikalılar filmlerde güzel bir şekilde uyguluyorlar. Dizilerde güzel uyguluyorlar. Şakadan anlatıyoruz. Aa, komik momik diyorsa sadece gerçek var orada. Sizin incelemeniz, analiz etmeniz, o bilgiyi çıkarmanız gerekiyor. Biz onun için uğraşıyoruz zaten. Şimdi bu noktada Artemis'in oraya gidilmesinin nedeni şu. Ay'a gitmek istiyorlar. Evet. Uzay şeyinden var. İzin yoktu. Aradan 50 yıl geçti. 72, 2022 50 yıl oluyor. 50 yıl sonra biz tamam. Biz burada bir üs kurmak istiyoruz. Fakat proje o kadar geniş ki demek ki bir anlaşma söz konusu. Ay'dakilerle. Muhakkak surette bir anlaşma olmasan siz çok güçlü bir uygarlığın olduğu noktaya gidip de kendiniz bir üs kuramazsınız. Şimdi ne çıktı? Bugün çıkan haberleri ben söyleyeyim. Ay'da su bulunma hikayesi vardır. Bu epey oldu. 5-6 sene falan oluyor Ay'da su bulunması. Ardından bugün Ay'da ki bir kayalarda ve şeylerde oksijen bulunduğu ve bu oksijenin de 8 milyar insana 100 bin yıl boyunca yeteceğinden bahsediliyor. Şimdi bugün dünya nüfusu zaten 7 küsür milyar. Düşünün 100 bin yıl boyunca Ay'da bizi rahatça nefes aldıracak oksijen var. 100 bin sene sonra Allah kerim hani işin şeysi bu. Ve oradaki proje üst kurmak. Sen 72'de onu söylüyordun. Ay projesi bittiğinde biz Ay'da üst kuracağız diyordunuz 2000'lerde. Neyse 2022'de bakalım oldu. İkincisi istasyon kurulacak. Ay'ın çevresinde dönen Dünya Uzay İstasyonu kurulacak. Üçüncüsü orada kolonileşip insanlar götürülecek. Tabii bunlar tabii herkesin bir görevi olacak. Artemis 6 yolculuğu planlanıyor bu arada. Tabii. Apollo gibi. 18 kişi zaten belirlendi. Bayanların da içinde oldu. 18 kişilik astronot grubu belirlendi. Onlar hazırlanıyor şey içinde. Orada ayrıca diğer gezegenlere ki Mars çok önemli kolonileşme bazında. Mars'a ve diğer güneş sistemlerine daha kolay bir şekilde gidip incelemeler yapmak, gelmek ve uzay çalışmalarını Ay'a taşıyıp Ay'ın üzerinden bunu gerçekleştirmek. Bu Artemis projesinin temel özellikleri bu. Birincisi. Fakat bunlar için bir enerji kaynağı gerekiyor. Bugün Ay'da enerji kaynağı olarak dünyayı kurtaracak çok büyük enerji kaynağı var. Bugün insanlığı kurtarabilecek o enerji kaynağının adı helyum 3 izotopu. Bu bayağı güzel bir maden o. Müthiş bir maden yalnız. Bu helyum 3 izotopu güneşten gelen helyum gazlarının ayın yüzeyinde binlerce yıldır, yüz binlerce yıldır artık güneşin varlığından bu tarafa oluşmasıyla toplanmış vaziyettedir. Yani toprağa karıştığından dolayı yüzeyindeki 500 milyon tondan fazla olduğu söyleniyor. O noktada şu var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri 30 ton getirebilirse Çin de getirmek istiyor. Tabii Çin de istiyor. Bakın, size rakamları vereceğim. 30 ton Amerika getirebilirse eğer Amerika'ya 30 ton dediğiniz 10 tonluk 3 tane konteyner. Bunu getirdiğinizde siz Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacaksınız. Kıtayı düşünün. 308-310 milyon insanı düşünün. Her yerin elektrik olduğu için Amerika elektriktir zaten. Ona bir şey, elektriğini kestiğiniz zaman Amerika biter. Bunun dizisini falan da yaptılar zamanında CNBC'de. O noktada 30 ton. O zaman nükleer santrallerde de bunu kullandığınızda çok büyük enerji çıkıyor ama pislik bırakmıyor. Yani uranyum,
atığı gibi, plütonyum atığı gibi nükleer atıklarına söz konusu değil. Sızıntı olsa bile size herhangi bir halka, insanlara bir zarar da veremeyecek. Çok müthiş bir enerji kaynağı. Çin'in 10 tona, Rusya'nın 10 tona ihtiyaçları var. Ve bugün onların kendi uzay çalışmaları içerisinde, şimdi bu aydaki enerji kaynağı için çalışıyor. Yani Türkiye için de 3 ton lazım. Bize de bir tane nükleer santral 3 ton da getirebilsek her yıl, biz HES'leri ve şeyleri iptal edebiliriz. Tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacını sadece 53 izotopuyla karşılayabiliriz. 3 tonluk bir maden de. O noktada Amerika, Avrupa Uzay Ajansı, işte Çin, Rusya, Japonya, Hindistan ayla ilgili çalışıyorlar. Çin son zamanlarda inanılmaz çalışmalar yaptı. Ayın karanlık bölgesine şey gönderdi. Oradan şeyler aldılar, bu helyum 3 izotopu. Herkes bu madenin peşinde. Çünkü elektrik olduğu zaman sanayide istediğiniz her yerde elektriği kullanacaksınız. Ki zaten kullanıyorsunuz. Elektrik olmadan da bu makineler de çalışamayacağına göre. O yüzden elektriğin müthiş bir alanı burası. Ve enerjisi. Onun peşindeler. Ve bir film ismi daha söyleyeceğim. Iron Sky. Şimdi bu film çıktığında bir tartışmalar, konumlar falan oldu. İlginç olan film biraz hani absürt komedi tarzında gözüküyordu ama film epey bir şeylere konum için epey bir tartışmalara falan neden oldu. Şimdi Amerika'da bir kadın başkan var. Enteresan. Seçimi kazanmak istiyor. Bakan diyor ki, başkan yardımcısı, Ay'a diyor bir şey gönderelim. İşte epeydir Ay'a şey, astronot gönderelim. Astronot gönderelim diyor. Ve gidiyorlar böyle bir törenle, bir roketle şey yapıyorlar. Ay'a astronot gönderiyorlar. 3 tane astronot gönderiliyor. Bir tanesi de Afrikalı. Ve o Ay'da bunlar iniyorlar falan. İndikleri zaman çok ilginç, birileri saldırıyor bunlara. Bunlar Naziler. Nazi UFO'ları. Yani 3. Reich'ın Aldebaran'la anlaşmasıyla aldıkları teknolojiyle Alman UFO'ları zaten bir dert gelişi Alman UFO'ları ve gizli uygarlıklar inşallah herhalde yılbaşından sonra çıkacak. Şu anda onun baskısıyla uğraşıyoruz. O noktada 3. Reich diye geçiyor ve bunlar bu astronotları esir alıyorlar, üste götürüyorlar ve üstten diğer ikisi öldürülüyor falan galiba. Şimdi film tam şey yapamam ama Afrikalı olan kurtuluyor. Kaçıyor, bir gemiye biniyor ve Amerika'ya dönüyor. Gemiyle dönüyor işte, gemisine ulaşıyor, biniyor, dönüyor. Ve döndüğü zaman direkt başkana diyor ki, kadın başkana çıkıyor. İşte Ay'da diyor şöyle şöyle şey var diyor. Orada diyor Nazi üssü var diyor. Üçüncü Reich Amerika'ya saldıracak diyor. Bu klişe konu. Hatırlarsınız Amerikalılar Amerika'ya, dünyaya uzaylılar saldırır, Amerikalılar kurtarır masalının perde arkası. Ama oradaki algı operasyonu. Bu da orada da geçiyor. Fakat kadın başkan diyor ki ne yapacağız falan diye toplam ettiğinizde başkan yardımcısı da diyor ki orada diyor helyum 3 izotopu var diyor. Şimdi absürt bir komedide geçen konuma bakın. Helyum 3 izotopu. Kadın başkan diyor ki ya bu nedir diyor. Bu diyor çok büyük bir enerji kaynağıdır. Amerika'nın 1000 yıllık enerjisini karşılar diyor. Ne diyor o zaman, tamam diyor. Bütün uzay gemilerini gönderin Ay'a diyor. Naziler saldırmadan biz onlara saldıralım, vuralım falan mevzusu oluyor. Ve filmin ilerleyen sahnelerinde Ay'ın etrafında bir anda Amerikan uzay gemileri çıkıyor ortaya. Gizli projedeki 51. bölgedeki UFO'ları falan dahil hepsini gönderiyorlar. Fakat arkaya bir dönüyorlar. Rusların uzay gemileri, Çinlilerin geri, Hintlerin, Avrupalıların, Japonların falan, İsveç'e kadar herkesin şeysi var. Dolu gemiler geliyor. Bu sefer kadın başkan koşuyor Birleşmiş Milletler'e. Diyor ki ya biz diyor dünyayı kurtaracağız. Siz niye diyor gizli gizli diyor uzay gemileri yaptınız, şey yaptınız diyor. Siz de yapmışsınız diyor. Ve kadının cevabı çok güzel. Biz Amerika'yız, yalan söyleriz diyor. Orada Nazi üstünü falan yok ediyorlar. Filmin şeysi bu. Iron Sky ile ilgili. O da var internette. İzlesinler. Absürt komedi gibi görüyorsunuz ama gerçekler orada bir şekilde dile getirilmiş. Şimdi şöyle bir haber çıkmıştı. Okuyanlar hatırlayacaktır. Bilim insanları gelecekte Uranüs'e gidecek füzyon roketlerinin kullanacağı
helyum-3 nükleer yakıtını zaman kristallerine dönüştürdü şeklinde. Olabilir. Şimdi ben Helyum-3'ten üretilen süper sıvı özellikle zaman kristalleri rokette sürtünmeye yol açmayacak. Böylece füzyon roketlerinin aşırı ısınma sorunu olmadan ve az yakıtla ışık hızının %5'ine ulaşmasını sağlayacak. Zaman kristalleri uçan otomobil üretiminde de kullanılacak. Bu haber çok eski değil, 2018'de çıkmıştı. ama şimdi ışık hızı çok az orada. Bir dünya ile paylaşılmadan ilerliyor da olabilir. Ali Bektan doğru bir yere, mesela helyum-3 işaret etti, doğru bir yere temas etti. Şimdi enteresan bir şey görüntü bu var gene, bu haberi hatırlarsanız bir iki yıl öncesinde çıkan bir şey. Güneş'in yakınlarında bir uzay gemisi tespit edildi hatırlarsanız. Büyük bir prob biçiminde bir gemiden bahsediliyor, öyle hatırlıyorum, prob biçimindeydi. Ve güneşten enerji alıyordu. Yani güneşten enerji aldığında şey var, bu konuda var. Yani haber duruyor hala Google'dan baktığınız zaman. O zaman neyi alıyor? Helyum-3 izotopunu alıyor. Ne dedik? Çok büyük bir enerji dedik. Bu, ve şey içerisinde yükselen bir değer. Yani şöyle söyleyeyim. Odayı kapattınız. Kalorifer olmasın. Hani soba varsa eğer soba ve odanın sıcaklığı üst üste çıkmaya başlar. Hani 25 olur, 30 olur, 35 olur falan. Onun gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani çok basit örnek olarak söylediğim için şey yapıyor. Buradaki enerji kaynağının ne kadar büyük bir şey olduğu çok farklı. Ama ışık hızının %5'ine çıkabilmeniz yani bu saniyede 15 bin kilometre, ki o da bir uzaydaki şeyde ancak güneş sistemini dolaşabilirsiniz. Yani onun çok şeysi olmuyor. Ama şeye çıkabilmek için, yani sistemden çıkıp yıldızlara doğru gidiş yapabilmeniz için, ki mesela en yakın yıldız sistemimiz Alfa Centauri'dir. 4.3 ışık yılı uzaklıktadır. Bu da yani ışık hızıyla 4 yıl falan sürüyor. Yani daha bizim çok daha ileri gidebilmemiz için ya onlardan teknoloji almamızı veyahut da uzay gemilerini onların şekilde nasıl yapılacağına dair. Tabii bu projeler var. Bu gizli projeler, gizli şeyler var. Amerikan başkanları seçim öncesinde halk şöyle söyler. İşte ya şu uzayları bir açıklayın. 51. bölgeyi açıklayın. Nasıl oluyor? Başkan işte şey yapar. Başkan da oy almak için. Açıklarım şudur budur. Bakarız, konuşuruz, düşünürüz, şudur budur. Beyaz Saray'dan içeri girdiği gün kendisine verilen briefinglerden sonra bir daha o konuları hiç açmaz. Hep o kadar seslenirler ama şey olmaz. Yani bir açıklama olmaz çünkü yasaktır. Devletin gizli sırları olduğu için gizli bilgileri yayınlayamazsınız. Amerika'da bugün UFO ve uzaylılar konusunda dersiniz ki, nasıl bir kanun? Kanun var. Yani siz bir UFO belgesi, bilgisi açıkladığınız zaman 10 yıl hapis, 100 bin dolar para cezasına Var çarptırılıyorsunuz. Federal yasa ve her yerde uygulanıyor. Bunun bir örneğini yıllar önce İngiliz bir hacker'ın NASA'nın 51. bölgenin bilgisayarlarına girmesiyle ortaya çıktı. John Kinnon diye bir çocuk. İngiliz vatandaşı. Amerika resmen talep etti çocuğu yargılamak üzere. Yani atacaklar çocuğu şeyden. Ve İngiltere'de olay oldu. Basın araya girdi. Bu da İngiliz vatandaşı. Amerika'ya teslim edemeyiz. Avam kamerasında falan oylama yapıldı. Hatta olsun mu olmasın mı diye. Şey yapmadılar. Yani çocuğu teslim etmediler ama garibim şimdi dünyada hiçbir ülkeye gidemez, seyahat edemez. Çünkü hakkında yakalama emri var. O yüzden Interpol'den bir yere gitse orada yakalanıp Amerika'ya teslim edecekler. O yüzden çıkamıyor çocuk İngiltere'de. Yani bakın ne kadar da peşlerinde olduğunu düşünün. Bu arada şeyi de hatırlayalım, şöyle toparlıyorum artık. Artemis görevi için NASA SpaceX ile anlaştı, biliyorsun Elon Musk'ın. Amaç da ne? Buradaki deneyimi, yani Mars'a kadar taşımak, bu deneyimi işte 4-5-6 planlanıyor. Ondan sonra Mars'taki koloni, yani Mars'a yerleşim için, insanları taşımak için uzaya. Bunun için de SpaceX ile anlaşması da herhalde Şimdi tesadüf değil. Beyza, bu Artemis projesi görünen proje. Mars'taki Elon Musk'ın projeleri de basında çıkan popüler olsun da dikkatler o yöne çekilsin falan. Bunlar bilinen projeler. Yani Mars'tan ilgili şeyimiz bu. Fakat
acaba Mars'ta gidildi de üsler var mı? Önce bir onu düşünmek lazım. Çünkü uzaylılarla anlaşma yapıp da teknoloji alan 3. Reich, Naziler ve o teknolojiyle hem Ay'da hem de Mars'ta üs yaptılar. Yeraltı üsleri var. Format olarak şey üstünde olmuyor. Oradan elde edilen kişiler de tartışılıyor Mars'tan, biliyorsun. Evet. O noktada Rusların, ayrıca Amerikalıların da üstleri var. Çeşitli yerlerde bunların. Herkes kendi bölgesine ve kendi şeyine. Artı yer altında yaşayan bir ırkların da olduğu söz konusu. Şimdi Mars konusunda mesela YouTube'da duruyordu hala video, tahmin ediyorum. Bir profesör kadın çıktı. Dedi ki ben gittim uzun bir süre 7 yıl boyunca Mars'taki üste çalıştım dedi. Amerikan şeyinle falan. Ya dedim nasıl oluyor falan filan. Bakalım dedi. Kadının videosu duruyor. Kadının soyadı Eisenhower. Yani Amerika'nın Amerikan devletinin uzaylarla yaptığı anlaşmaların baş mimarı olan, görüşmeler yapan kişi Başkan Eisenhower'ın kızı. Profesör seçilmiş. Orada kadının açıklamaları var. Artı Steve Svetlow geldiğinde, Svetlow'la ben şeyde görüştüğümde, 2015 Eylül'ünde Şişli'deki otelde görüştüğümüzde anlattı. Bana bir bölgeden bahsetti. Stargate, mesela Stargate dizileri vardı bir ara 90'larda hatırlarsan. Hemen Amerikan askerleri bir kapıdan geçiyorlar, bir gezegende buluyorlar kendilerini falan, bir takım maceralar oluyor falan. Bu Stargate kapıları var. Bunlardan bir tanesi Irak'ta, Bağdat bölgesinde, Basra'da. Ve dedi ki bir tanesinde yani şöyle yıldızlar arası kapı. Siz bir anda başka bir yıldız sistemine, uzayın başka bir yerinde çıkabiliyorsunuz. Ama tabii çıktığınız zaman gidebilecek uzay geminiz ve ondan da geri dönebilecek şeyiniz lazım. Teknolojiyle birlikte uzay geminiz lazım. Yoksa gittiğiniz yerden geri dönemeyebilirsiniz. Sorun orada. Fakat Svello bana şunu anlattı. Dedi ki Avustralya'da da bir Stargate kapısı var. Dedi ki bölge şu. Şu anda ben notlarımın arasında ama çıkartamayacağım. Kuzeydoğu bölgesinde, yani Japonya'ya bakan bölümde Svetlow bölgenin ismini verdi. Burası dedi Avustralya'nın 51. bölgesidir dedi. Avustralya hükümeti ile Amerikan hükümeti ortak çalışıyor dedi. Ve orada kıyılarda şehirler var. Yani Avustralya haritasını düşündüğünüzde, göz önünüze getirdiğinizde Japonya'ya doğru bakan bölüm. Ormanlar ve şeyler de var. Çok büyük gelişmiş bir yer. Enteresan. Burada Stargate kapısı var dedi. Bu kapıdan da geçiş yapılıyor dedi Mars'a. Peki bunun bölgesinden ilgili ben araştırma yaptım. Ne çıktı biliyor musunuz? Şeyde hatta geçenlerde belgeseli de yayınlandı şeyde. İnanılmaz derecede UFO'lar görülüyormuş o bölgedeki şehirlerde akşamları. Yani o dağın olduğu bölge ve oraya yakın olan şehirlerde, kasabalarda çok fazla UFO görüntüleri var. Ve hatta görüntüleri de gösterdiler. Işıklar yanarak geçen UFO'ların falan görüntüleri çıkıyor. Evet, enteresan şeysi var. Svedo bana bunları açıkladı. Ama tabii 13 yaşında Amerikan deneyleri için seçilmiş. 1957 doğumlu kendisi. 83 yılında ilginç bir şeye, olaylara şahit oluyor. Çünkü ışınlanma üzerine çalışırlarken, zamanda yolculuk ışınlanma üzerine çalışıyorlar. Fakat o sırada kendileriyle birlikte üste uzaylılar da var. Ve onlarla deneyler ortaklaşa yapılıyor ve 83 Ağustos gecesi çok ilginç bir olay oluyor. Uzaya kapı açıyorlar ve oradan bir elektrikle beslenen enerji varlığı şeye giriyor, üste giriş yapıyor. Ve insanlara saldırıp öldürmeye başlayınca bir anda üst boşaltılıyor. Çelik kapılar kapatılıyor ve üstün elektriği kesiliyor. Bunu başka türlü durduramıyorlar. Ve boşaltılan bu yere 10 yıl sonra giriyorlar. 10 yıl sonra bu varlıktan bir iz yok. Üst derhal yine kapatılıyor. Ve tüm cihazlar Utah, Colorado, Nevada gibi diğer gizli bölgelerdeki üstlere gönderiliyor. Ve olay kapanıyor dedi. Kapandı dedi. Kendisi de sonrasında zaten ayrılmış. Bugün Amerika'da konferanslar veriyor. 60'tan fazla kitabı olan enteresan bir kişilik. Dünyayı dolaşıp bizden sonra ben bir röportaj yaptığımda Ürdün'e, Mısır'a
gidip konferanslar verecekti. O Svedo bunların hepsini açıkladı. Şimdi ben de o zaman sordum ya bu enerji var nasıl bir şey? İşte dedi 2 metre boyunda bu Yeti vardır şeydeki Amerikalıların Yeti, yani Asya'da Yeti diye geçer. Orada büyük ayak diye geçen varlık işte 2 metre boyunda yarı maymun yarı insan halinde olan bir şey. Onun elektriksel modeli dedi bu. Enerji modeli dedi. Bundan şeyden kaynaklanıyor dedi. Çalışmalarda ne oluyor dedi. Işınlanma yapıyorduk dedi. Işınlanma şeyleri, çalışmalar, uzaya gidiş, geliş, ışınlanma ve şey konularında. O çalışmalar sırasında bu kapıdan geçiş yaptı dedi. Svedov tabii sonuçta şunu söyledi. Biz uzaylardan teknoloji alıyorduk dedi. Ben de onu yazmıştım. 12 sene sonra benim kitabımı onayladığı için biz de 7. baskıya bunu koyduk. Tüketen uzaylı atölyemde Svedo. Evet. Geliş 7. baskı. Evet. Peki senin sormak istediğin bir soru var mı? Veya izleyicilerden var mı soru? Bakıyorum hemen. Ara ara bakıyorum sorulara ama şimdi bir en son metalik bir ses var demişler. Şimdi NASA'nın bilgilerine doğru bulmayan izleyicilerimiz var. Şu anki ay yapay gerçekleştirilmiş olabilir mi sorusu var. Gezegenden bahsediliyor. Yani aşağı şeyse o taşlar, kraterler falan şey değil. Yani o tam denilen delik deşik olmuş falan bir mevzu falan söz konusu değil. Çünkü üzerleri bir kapanmış vaziyette. Çimentoyla örtülmüş gibi. İncecik o kadar derin falan değil. Resimlerde biraz daha dikkatli olursa yani çözünürlükler yükseldiğinde daha iyi anlaşılıyor resimler. Ayrıca tabii ayda 100 kilometre uzunluğunda duvar bulunuyor. Apollo uçuşlarında çok büyük olaylar oluyor. Hatta sesler geliyor, müzik geliyor. Ayla ilgili en son şeyi de duyduğunu Armstrong'un ezan sesi meselesi. Ezan sesi meselesi var ya. Ezan meselesi doğru. Neye doğru? Çünkü Armstrong bunu orada duyduğu için şeyde telsiz konuşmalarında geçiyor. Yani eşhedü en la ilahe illallah dediğimiz zaman yani kelime-i tevhidin şeysini ya böyle bir şey diyor ama ben eşen Muhammed Mahatma falan diyor. Yani anlayamadığı için adam Arapça bilmediğinden dolayı yani normal şeysi zaten bir Arap ülkesine o zaman gitmemiş. Şeyden önce uçuşlardan falan önceki zamanlarda. Daha sonra da Rabbi elaraz dini endahu izakun alim diye bir, efendim bu İbranice diyorlar öyle bir şey değil. Bu Arapça yani arzın dinin sahibi Allah'tır şeydir. O şey anlamına gelen bir söz şey oluyor. Ve bunlar NASA kayıtlarına geçiyor. Ve ne zaman ki Mısır'a gidip de orada ezan okununca ya ben bunu bir yerde daha duydum, ayda duydum diye açıklama yapıyor. Açıklama yapınca NASA ona yasak getiriyor. Çünkü bunların anlaşmaları var ve NASA'nın istemediği hiçbir şeyi açıklayamazsınız. NASA'nın sakladığı şeyleri de açıklayamazsınız. Mesela o bilgiler bazen sızıyor. Yıllar önce de sızdı bir yerde. Yani o şeylere baktığımızda çok büyük bilgiler ve şeyler var. Ha, kısıtlı veriyorlar mı size? Evet, kısıtlı veriyorlar. Mesela şöyle şey yapayım. Şu Mars'taki olay. Gördünüz mü? Tarih ne zaman? 16 Temmuz 1997. 3 tane kubbe var değil mi? Bakın. Evet. Gördün mü beyim? Yani daha şey gösterebildik herhalde. Tam şeyde görünüyor. Piramit gibi o yüksek olan yapılar. Yok. 3 tane kubbe şu. Yani bayağı bizim şey türbeler var ya. Hani, Bursa'daki Yeşil Türbe'yi düşün. Onun gibi 3 tane kubbeli bir bina var orada. Fakat bu orijinal resim. Şu orijinal resim. Bu NASA'nın basına sevk ettiği resim. Yani basına dağıttığı resim. O tarihlerde 97 senesinde. Çok büyük müthiş bir bilgi. Artı tabii aylar ilgili olan çalışmalar ve oradaki UFO uzay ve şeylerle ilgili görüntü resimler bir dönem Life dergisine çıkmış. 1969 yılında Ağustos ayında. O Life dergisini o gece toplatıyorlar biliyor musun? Ortaya çıkınca. Çünkü kapakta kullanmışlar uzaylı resimlerini ve UFO'ların şeylerini falan. Bir anda sansür uygulanıyor ve saklanıyor. Yani
biz NASA'nın verdiği kısıtlı şeylerle hala devam edeceğiz. Bu arada Türkiye'deki gizli yıldız geçitlerini soruyorlar. Onunla ilgili bir yorumun olur mu? Vallahi o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Yani çünkü ben şu ana kadar herhangi bir şey duymadım. Bazıları bazı şeyleri söyleyebiliyorlar. Yani bunun doğudaki yeraltı Irak Türkiye sınırı arasında da yer altında reptilyen üssü olduğundan bahsediyorlar falan ama yani bir gizli geçit falan söz konusu değil. Ben şu ana kadar yani hiçbir şekilde eski kitaplardan 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'larda kitap topluyoruz yani 2000'e kadar olan süreçte şeyde ben 40 senedir kitap topluyorum. Haliyle onların içerisinde de böyle bir şey söz konusu olmadı. Ama bir olay oldu. 1937 yılında, 38 yılında Almanlar araştırma yapıyordu. Naziler bu konulara çok düşkündü. Yani kara büyüye kadar Hitler'in şeyleri vardı. Uzak Doğu, Tibet ve oradan şeyden bilgilerin peşine düştü. Almanlar bir gün yani birkaç Alman ajanı Ağrı Dağı'na gelmişler. Ve orada halkla sohbet ederken bir tane yaşlı adam işte bir UFO'nun Ağrı Dağı'nda olduğunu, dağın bilmem bölgesinde bulunduğunu ve 200 yıl öncesinden bahsediyor düştüğünü ve burada durduğundan hala bahsediyor. Bunu öğrenince bir heyet geliyor ve 38 Aralık ayında o gemiyi orayı buluyorlar ve o gemiyi söküp bir şekilde veya taşıyıp gizlice Almanya'ya götürüyorlar. Yani ilk çalışmalar böyle oluyor. Fakat sonrasında Nazilerin Thule örgütü var. Hitler'i iktidara getiren, Almanya'yı yöneten gizli örgüt. Thule örgütündekiler medyumlar aracılığıyla bir uzaylı ırktan yani Aldebaranlarla temasa geçiyorlar. İşte ondan sonra zaten olay değişiyor. Biri ben her zaman... Rahmetli Atan İlhan Hoca'yla çok konuştuk bir kızlarını. Evet. Atan İlhan evet, Hoca abinden şeyimiz vardı. O noktada eğer ben her zaman şunu söylüyorum. Hitler 2 sene 3 sene sonra savaşı başlatsaydı herhalde bugün 3. Reich Avrupa Birliği olmazdı da Hollanda'dan Ural Dağları'na kadar 3. Reich olurdu. Almanya'sı, Nazi Almanya'sı ve Amerika'da yerle yeksan edilmiş olurdu. Yani roketleri ve şeyleri, atom bombasını şeyleri neredeyse o noktaya gelmiş. UFO'lar, uçaklar, şeyleri, sistemleri, şeysi falan. Onun kendi aceleciliği ve kendi şeysi içerisinde oldu. O savaşın şekli böylelikle değişti. Peki. Artık Artemis'e de konuştuk. Artemis sizin hangi görev için aslında bir köprü? Hani 54 yıl sonra yapılacak olan bu gezinin sonrasında ne planlanıyor? Biraz Mars'a giden Mars'a yerleşme projesine bir adım aslında Artemis. 2024'te yapılması planlanıyor. Hem bunu konuştuk hem Türklerin uzaylı atalarını konuştuk. Bu arada senin bu konudaki bütün çalışmalarına da yer yer araştırma sonuçlarına da değinmiş olduk. Her zaman olduğu gibi yine bilgini, araştırmalarını esirgemedin. Çok teşekkürler sevgili Ali Bektan. Son bir şey daha söyleyeyim. Çok ilginç bir şey var. Bu hani Almanların bu konuda şeyini söylerken şimdi bizde çıkan bir kitap var Viril diye. Bu enteresan bir kitap yalnız bu Viril. Şimdi Edward Bulwer Lytton denen bir adam. Amerikalı bu adam. 1886 yılında galiba yani işte o tarihlerde bir madene gidiyor arkadaşıyla ve orada kayboluyorlar. Maden devam ediyorlar. Ve yer altında çok büyük bir uygarlık, bir ışık görüyorlar ve o ışıkla birlikte giriyorlar. Büyük bir uygarlıkla karşılaşıyorlar. Ve orada bir ırkla görüşmeye başlıyorlar. O ırk diyor ki, biz diyorlar, şöyle dünyanın gelişimi için uğraştık. Fakat ilkel formatta da insanlar çok. O yüzden zamana gelince biz dışarıya çıkış yapacağız. Bu bize zeki olarak olan kişilerin dışında ilkel formattaki olan insanları yok edeceğiz diyor. Ve bunun da neler olduğunu, nasıl bir gelişim şey olduğunu bu kitapta şey yaptık. Yani bu çok eski bir kitap olduğu için biri o noktada Edward'ın anlattığı ve şey yaptığı şeyin fikrinin sahibi
1920'lerdeki şey Hitler oluyor. Hitler'e üstün ırk fikrini aşılıyor. Çünkü Hitler ne yapıyor? Almanya'da iktidarı ele geçirdiği zaman, işte malum Yahudileri katletmesinden başladığımız zaman engelli insanları da yok ediyorlar. Hastaları, delileri, zeka özürlü çocukları. O az mı değil, 170 bin rakamı olduğunu belgeselde açıkladılar. Çok büyük bir şey. Ve o zaman Alman Nazi yani Viril kitabının yazarı kim bu arada? Yerli bir kitap mı o yani? Yazar o Amerikalı bu adam. Edward Bulwer Lytton. Viril diye yazınca yani kitap sitelerinde ve şeyde Google'dan çıkar. Ve bu da bir ayrı bir örgüt. İşte Hitler'in de düşüncesi için yani Türe'den sonra gelenler ama Hitler'e üstün ırk fikrini bu Amerikalı veriyor. Değil mi? Hani baktığınız zaman hani konum nereden nereye gidiyor? Ve ondan sonrasında zaten düşünüyor. Ama böyle bir şey evet bunlar çıkıp da insanlığa saldırabilir mi, olabilir mi? Hani bir şekilde Yecüc Mecüc'ün kıyamet zamanının gelip dünyada insanlara saldırılması mesajının şeyse bir versiyonu gibi bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden hani yaklaşan ırkın kudreti diyor ama büyük bir uygar evet olabilir. Yer altında muhakkak çok gizli uygarlıkları var. Yani bizim bilemeyiz ama dünyayla muhatap olmayan uygarlıklar olduğunu biliyoruz. Çünkü yeni kitabımızda onlardan çokça bahsettik. İnşallah bir başka programda onları da açıklarım ben size. Yaparız. Kitap burada televizyonda da yeraltı uygarlıkları. Tamam. Yani Agartha ve Şambala o meselesinden birlikte ki zaten Hitler de biliyor onları oralara gönderdi. Ondan sonra zaten uzaydan anlaşıyor. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bir belgeselde herhalde geçtiğimiz yazdı. Gece Almanya'daki teknolojiden bahsediyor. Bilim dünyasından ama çünkü Almanya'da 33-45 arasındaki bilim ve teknoloji müthiş üst düzeydeydi. Savaşla birlikte geçti. Bilim adamlarının büyük bölümünü Amerikalılar kaptı. Kalanlarını da Ruslar aldı. Halk neye inanıyormuş biliyor musunuz? Uzaylılardan teknoloji aldıklarını. Bakar mısınız? Almanya'da. 33'ten 45 arasındaki 12 yıllık süreçte oradan teknoloji aldıklarından bahsediliyor. Ve bunu şeyde açıkladı. Yani bunu sırtlan değil. Tabii ki çok iyi Avrupa'da, Amerika'da iyi araştırmacılar var. Akademisyen kişiler falan var. Yani ve iyi tarihçiler var. İlgiyle anlatıyor ve açıklıyorlar. Çok ilginç noktalara değindiler. O gün ben böyle bir kaldım. Yani böyle bir düşüncenin Alman halkı tarafından nasıl olduğu da ve ilginç, enteresan bir şey. O yüzden hani dünya dışı yaşam konusu bizim hayatımızda iç içeyiz aslında. Kesinlikle. O da var. İşte onun için İslamiyet konusunda da bir şey yaptık. İslamiyet ve uzayları yazdık onun için. İlk kitap birincisi uzaydaki İslamiyet'ti. Ben onu verdiğim şey yaptım. Çıktı bir baskıdan sonra dedim ki bunu geliştirelim. İslamiyet ve uzaylılar olarak yapalım. Çünkü Rafizettin Razi'nin uzay ayetleri tefsiri kitabı müthiştir. Uzay ayetlerini çok tefsir etmiştir Kur'an'dan alıp. Ayrıca Celal Yeniçeri Hoca'nın da uzay ayetleri tefsiri kitabı vardır. Halen satışta olduğunu tahmin ediyorum. Celal Yeniçeri Hoca Marmara İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisiydi, emekli oldu. O müthiş bir kitabı var. Uzay ayetleri tefsiri aynı zamanda bazı özel hadisleri de ve onların anlamlarını da açıklıyor. Ya burada gök halkı tabiri var, şey var. Yani İslam'ın bakarsanız İslam alimleri içerisinde astronomiyle uğraşan çok isim görürsünüz. İnanılmaz. Yani İbn Sina'nın bakın İbn Sina'dan Biruni'nin İbn Sina'ya yazdığı mektup var. Mektuplaşıyorlar devrin İslam alimleri. Diyor ki güneş Biruni diyor ki güneş soğuk gazlardan oluşmuştur. Güneş soğuk gazdan oluşmuştur. Şimdi teori bu. Ya nasıl bir soğuk gazdan oluşmuştur? Kardeşim siz ne zaman konuşuyorsunuz ya? 10. yüzyılda yani günümüzden 1000-1200 yıl önce konuşuyorsunuz. Bugün şu anda onu tartışıyorlar. Şu anda onu araştırıyorlar. Güneş soğuk gazlardan mı oluşuyor? Şimdi soğuk gazların temel olarak tabii fizik ve astrofiziğe girdiği için konu biraz beni fazla aşar ama güneşin sıcaklığını biliyoruz da onun soğuk bir gaz olup olamayacağı çok ilginç bir nokta. Enteresandır. Mesela helyum nedir? Helyum kendini klonlayanlar hani öldükten sonra işte bizi gömmeyin de helyum gazlı tanklara koyuyorlar ya.
onun tartışmasını, düşüncesini temelini atmışlar. Biruni ile İbn-i Sina. İbn-i Sina en büyük tıp alimi, yani gelmiş geçmiş hiç şeyi falan yok. 1850'lere kadar İbn-i Sina'nın tıp kitabıyla Avrupa'da doktorlar yetişti. 1850'lere kadar. Bilim ve bilgi inanılmaz derecede yüksek. Evet, uzay ve varlık ayetleri tefsiri Celal Yeniçeri Profesör Doktor. Sen evet. De bir yaşını hatırlamak için o kitaba baktım da. Bakalım senin kitabın çıksın, onun üzerine yine konuşuruz. Başlı başına konuşuruz. Ağzına yüreğine sağlık Ali Bekir. Çok teşekkürler konukluğun için. Araştırmaların bilgilerini paylaştığın için. Eski dost, var ol. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Seyreden tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim.